Günün manşete başladık. Gazete manşetleri ve günün gündemini konuşmak üzere Hikmet Genç'le birlikte karşınızdayız. Hepinize merhabalar diliyoruz. Efendim Hikmet merhaba. Merhabalar, günaydın. Neyi konuşacağız? CHP'yi konuşacağız, doları konuşacağız. Ondan sonra Artuklu hamamını konuşacağız. Fırsat kalırsa CHP'li belediyeleri konuşacağız. Bak yine CHP. Bir sürü şey var tabii konuşacak. Sosyal medya çok bugün yoğunlukla takip edildi gene her zamanki gibi. Köşe yazarları var. Ama tabii sonuçta programın yöneticisi olarak karar sesi izliyorum. Ben olsam sürekli CHP konuşurum zaten de. Başka bir şey, en iyi bildiğim konu. Uzmanıyım ben. Melih Gökçek bu işleri bıraktı. Şimdi uzmanlık bana kaldı tabii. Ben kaldı. Devam et diyorum. Ekmek o bayrağı ben aldım gidiyorum. Ekmek teknesi tabii mecburen. Evet. Ya CHP'de hakikaten bayağı konuşulacak mevzu var. Evet. Şimdi yerle eksen olmuşlar. Özellikle bu imza meselesiyle ilgili. Onu da konuşalım ama dün dolar, herkesin konuştuğu mesele dolar meselesi. Evet. Dün 5.42'yi gördü. Özellikle akşam Türkiye'de piyasalar kapandıktan sonra uzmanlar şeyi söylüyorlar. Yani uzak doğuda ağırlıklı olarak alım satımı yapıldığı için ve müdahale olmadığı için yükseliyor diye 5.42'leri falan görmüştü. Daha sonra işte bugün şu anda bizim ekrandan bakıyorum 5.24, 5.18'lere kadar düşmüştü. Şu anda 5.24.41 olarak gözüküyor. Evet. Elbette Türkiye dün direkt hamle olmasa da işte Merkez Bankası'nın karşılıklarla ilgili, banka karşılıklarıyla ilgili %45'ten %40'a düşürmesi, ROM diyorlar herhalde buna. Hı. Onlar daha iyi biliyor. Ama dünya genelinde bu sorun devam ediyor. İran biliyorsun Merkez Bankası 4200 tümene sabitlemişti ama serbest piyasada 11.000'e kadar çıkmış vaziyette. Dün İran'a yönelik yaptırımlar başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nden Rouhani'den sert tepki var ama aynı zamanda açık kapıda bırakıyor konuşmalarla ilgili. Evet. Etrafındaki ülkelerin de etkileneceği bu mevzuda, ambargoda söyleniyor. Amerikan Hazine Bakanlığı bundan etkilenecek ülkelerin zararını tazmin etmeyeceğini de ifade etti. Dolayısıyla evet. Hani tüm bunların hepsine baktığın zaman dolarla ilgili yapılan hamleler özellikle yurt dışı kaynaklı Amerika'nın doları çekmesi. Tüm bunlar tabii işin uzmanlarından derleyerek toplayarak söylediğim meseleler. Türkiye açısından iyi değil çünkü dolar borcu var. Özel sektörün, kamunun bunlarla ilgili olarak elbette hamle hususunda gerekli şeyler yapılıyor ama öyle bir ateş ki bunun önünü alabilmek o kadar kolay değil. Onun için zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan yastık altı dolarları altınları bozdurarak ekonomiye destek olun dedi. 15 Temmuz'da işte tanka karşısında duran, mermilerin karşısında duran insanların işin benzeri olan bu ekonomik saldırılar karşısında da hamlelerini yapması gerekiyor. Bugün Star Gazetesi'nin orta sayfasında gördüm. Yani MHP'li, AK Partili, bu ülkeyi vatanını seven birçok insanın fotoğraflarını, görüntülerini almış. Dolar bozduran, altın bozduranlardan bahsediyor. Evet, bu elbette semboliktir. Yani bunun bir anlamı da var. Var tabii fakat ama. Fakat bununla ilgili olarak gerekli hamleleri alıyor. Türkiye almaya da devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ile Brunson, Papaz Brunson üzerinden yaşanan krizde müzakereler sonucu olumlu adımların atıldığı da Dışişleri Bakanlığı tarafından duyuruldu. Bunlarla ilgili olarak olumlu hamleler, olumlu adımların olduğu da ifade ediliyor. Ön mutabakat sağlandı diye haberini aldık. Ön mutabakat sağlandı. Evet. Görüşmeler tabii devam ediyor. Gibi yani hani bununla ilgili olarak karar alıcıların yapmaları gerekenlerin yapıldığı hususunda bilgiler var, açıklamalar var. Umarız hani bu belirli bir noktaya kadar çekilir ve ekonomik saldırı olarak görebileceğimiz bu dolardaki spekülatif bir şey artışın bir şekilde stabil olacağı, belli bir noktaya gelip oturup dengede bulunacağı hususunda da güçlü inancımız var. Bunu tabii var. Bununla ilgili şunu söylemek istiyorum. Öncelikle hani doların inmesi ve çıkması tabii çok büyük bir mevzu oluyor. Bir taraftan hani ABD bir taraftan işte Brunson üzerinden yaptırma uyguluyoruz diye bir çete devleti gibi devreye girerken diğer taraftan İran'a aynı şekilde yaptırmadan bahsediyor. Tabii Batılılar diyorlar ki o kadar da değil. Bizim menfaatimiz varsa biz bu konuda bir yere kadar izin veririz. Yoksa şirketlerimiz çalışır. Bu sarmal devam ederken unutmayalım. Yani bugün hatta tabii ki gazete haber olarak değil ama Nedim Şener'in bir çağrısı var.
Onu da söyleyeyim. O çok çok doğru bir çağrı. 15 Temmuz'da milyonlar kendini siper etti diyor bu şeye karşı. Yani vücudu, hayatını siper etmek, yani hayatını ortaya koymak çok kıymetli bir şey. Ne dolara benzer, ne bir şeye benzer. Tabii. Şimdi sıra para babalarında diyor. Onlar diyor siper edecekler kendilerini diyor. Çok güzel bir çağrı. Etmek zorundalar diyor. Sermaye çok önemli şeyler düşüyor. Benim asla anlamadığım şu var. Onu söyleyeyim. İstersen herhalde bununla ilgili güzel bir yazı yazmış. Belki Fadime Hanım'a geçersin. Fadime Özkan Öpücüsü. Ama şunu da söyleyeyim. Yani dolar iniyor çıkıyor diye bundan bir umutlanmak, sevinmek nasıl bir şey onu anlamıyorum. Biz geçenlerde işte Brunson üzerinden Türkiye'ye yaptığım uygulanması meselesini mayasındaki bozukta olsa gerek gol diye sevinen kişileri biliyoruz. Hani onlar zaten maya bozuk yani. Onun zaten beklentisi yok Türkiye ile ilgili. Hatta beklentisi var, aksi yönde beklentisi var. Her ne kadar bunlar mecliste yemin etseler de vatanımızın, milletimizin falan filan filan için. Ama şöyle bir şey var. Yani bunu hani şizofrenik adamlar oldular bunlar falan diye hani muhalefette kendisi de söyledi ya bunu. Daha doğrusu o gün 24 Temmuz akşamı, 24 Haziran akşamı yaşananlardan sonra. Bunu bir köşeye bırakıyorum. Çünkü bu normal bir refleks değil. Hiçbir insan kendi ülkesindeki ekonomik bir takım sıkıntılar veyahut da bir yaşanan bir şeyden dolayı mutlu olmaz. Hani olumsuz giden bir şeyden olmaz diyoruz ama 2013'ten bu yana da baktığımız zaman bir kesim şunu söylüyor mesela. Ne diyorlardı? Hatta bunu çağrıda bulunan CHP'li vekil de vardı. Efendim hiçbir şey almayalım. Ekonomi dursun. Değil mi? Tüketimimizi durduralım. Ekonomi dursun. Türkiye batsın. Biz gelelim. Yani bu kafa hala bu ülkede iktidar peşinde mi? Zaten olmadığını söylüyoruz. İktidar peşinde olan bir kafa değil. Ama yeter ki Türkiye batsın. Yeter ki Erdoğan gitsin kafası. Şunu hiç unutmuyorum. O gene dolarla, dolar üzerinden Türkiye operasyon çekildiği zamanlarda bizim Akşam Gazetesi'nin çok güzel bir manşeti vardı. Asla unutmuyorum. 15 Temmuz sonrasından yapılan bu tür finansal küresel saldırılar sonucunda tankla beceremediniz, bankla hiç olmaz bu iş. Çok güzel manşet değil mi? Tankla yapamadınız, bankla hiç olmaz. Yani banka üzerinden bilmem sermayeyle bilmem neyle falan bu ülkeye gelmeyin. Ki bu minvalde Fadime Özkan'ın da yazısındaki şu ifade çok hoşuma gitti. Yani namusunu bir dolara satar sanıyorlar diyor Türkiye için. Böyle bir şey yok. Onu satanlar belli. Onlar zaten orada ABD'nin kucağında oturanlar. FETÖ beceremedi, iş Amerika'ya düştü başlığı bugün Fadime Özkan'ın Star Gazetesi'nde yer alan yazısı. 15 Temmuz 2016'da işgale yeltenecek kadar çaresizdiler cümlesiyle başlıyor yazısı. Yaşananları anlatmış ve şuraya geliyor. Diktatör iftirası da tutmadı çünkü Gezi'den beri 5 yılda 5 seçim yapıldı ve Erdoğan her seçimden zaferle ve güven tazeleyerek çıktı diyor. Beceremediler sözün özü demiş Fadime Özkan. Türkiye'yi durduramadılar, Erdoğan'ı düşüremediler. Vatanından, bayrağından, devletinden ve milletinden vazgeçmeyen Türkleri şimdi de şerefinden vazgeçirmeye çalışıyorlar. Çok namusunu güzel. 1 dolara satar sanıyorlar demiş. Nitekim casusluk ve terör suçundan yargılanan papaz bahanesiyle tehdit dilinden yaptırım kartına geçen Amerika ekonomik zorlamayı deneyecek bu kez. Kredi derecelendirme kuruluşlarının manipülasyonlarını Batı medyasının kara propagandası izliyor. Amerika merkezli. Bunun üzerine çok durmadık ama hakikaten bayağı şey yapmak lazım. Yeni çıktı. Bu Newsweek dergisinde bir haber var. Bugün Ahmet Kekeş'le köşesinde darbe çığırtkanlığı meselesine atfetmiş köşesini ona yazmış. Fadime Özkan da Newsweek dergisine alıntılayarak şunu söylüyor. Newsweek dergisi özgür dünya Erdoğan'a karşı ne kadar çabuk davranırsa dünya o kadar güvende olur. Türkiye dönüştürülmeli. Türkiye dönüştürmeli. Diyerek yeni bir darbe çağrısı yapmış ki Türkiye dostu Venezuela Başkanı Maduro'ya suikast girişimi oldu. Elbette manidardı. Bloomberg'de yeni bir iddia ortaya attı. Buna göre Halkbank'a yönelik 17 Aralık FETÖ kumpasını New York'ta resmi soruşturmaya dönüştüren Amerika, casusluk sanığı Brunson bahanesiyle bu kez 25 Aralık'ı yeniden sahneye koymaya hazırlanıyor. Erdoğan'ın çılgın projelerini yapan şirketleri hedef alacaklar yani. Belli ki Orta Doğu'yu küçük parçalara ayırıp her birinin ipini elinde almadan Mescid-i Aksa'yı yıkıp yerine Süleyman Mabedi'ni yapmadan ve İsa Mesih dönsün diye Tanrı'yı kıyamete zorlamadan vazgeçecek gibi de görünmüyorlar demiş. Ya. Amerika açısından, özellikle bu evangelistler açısından. Biliyorsun bu Tanrı'yı kıyamete zorlamak meselesini burada çok konuştuk. Evet anlatmıştım. Yani bunların dertleri, davaları bu. Bunun üzerinden
yürümeye çalışıyorlar. Ama olmayacak, tutmayacak. Olmayacak yani başka tabii. Şansları. Kesinlikle. Şimdi son artık hamleleri deniyorlar. Burada bizim Hakan Güldağ dün de yayın konuğuydu. 24 ekranlarındaydı. Şunu söylüyor özetle. Yazılarını da dinliyorum Dünya Gazetesi'nin yayın yönetmeni. Dünyada hani dünyayı bir iskambil kağıdına benzetirsen her bir ülkeyi bu kartlar yeniden karılıyor. Güçler dengesi yeniden dizayn ediliyor. Ve taşlar oynamış vaziyette. Şimdi daha önce dünya gündemine çıkmayan ülkelerin dünya gündemine çıkması söz konusu. Çin'den bahsediyoruz elbette. İşte Avrupa'da bahsediyoruz. Başka ülkelerden, Rusya'dan bahsediyorsun. Venezuela'yı özellikle bu petrol fiyatlarının düşmesiyle perişan hale getirdiler. Ama buna rağmen çöktüremediler. Bunları görüyorsun. İçeride Amerikan karşıtlığıyla nam salmış insanlar, Amerika'ya karşı duran ve Latin Amerika'nın sembollerinden olan Venezuela'yı sırf Erdoğan'a yaklaştı diye şimdi acaba suikast şey miydi, planlı mıydı, oyun muydu diye yorumlar yaptıklarını görüyoruz. Fakat işin özü şu, bu karalan kağıtlar, güç dengelerinin yeniden oluştuğu dünyada Türkiye bağımsız politikalar izlemek üzere adımını atmış. Bu konuda az da olsa, çok da olsa göreceli olarak yol almıştı. Buradan geriye dönüş olmadığını Türkiye tüm dünyaya haykırıyor. Dönüş olmadığı için de, dönüş olmadığını söylediği için de İran'a nasıl aleni bir şekilde ekonomik yaptırımları uygulayarak İran'ı istediği kıvama getirmeye çalışan Amerika Birleşik Devletleri aleni olarak ambargo uygulamadığı Türkiye'ye de İran'ı göstererek gel ipini ver elime. Bağımsız politikalar uygulamaktan vazgeçiyor. Bunun işin özü bu. Yani iki tane bakana yaptırım kararı almasını falan tabii. Şeyde pratikte hiçbir anlamı yok. Tabii, hiçbir anlamı yok. Ama bu şu demek. Bak bunu yaptım. İran'a yaptığımı da sana yaparım. Benzer ekonomik tedbirleri o dün anlattık ya. İkinci kademe olan ülkeye yönelik ambargo meselesini şahsa yönelikten ülke yöneliğe geçersem İran'dan beter olursun demeye getiriyor. Ama hani bizim bunlara papuç bırakacak halimiz yok bu saatten sonra. Yani olmaz. Tabii, az önce bahsetmiş olduğumuz yani, o bağımsız politikaları izlemek mecburiyetindeyiz. Hep şeyi söylüyoruz. Bakın biz sınırda terörle mücadele meselesini gündemimize almasaydık, terörü bitirmek üzere hamle yapmasaydık, evet, bu konuyla ilgili olarak Türkiye önümüzdeki 3 seneyi, 5 seneyi, 10 seneyi çok rahat geçirebilirdi Hikmet. Tabii. Hep söylüyoruz. Yani ne olurdu? Eğer biz bize sopa olarak kullanılan bu terörü artık sopa olarak kullanılmasın kardeşim, ben bu sopayı kırarım deyip terörün üzerine yürüyüp o gri liste, turuncu liste, kırmızı listedeki o terör elebaşlarının leşlerini yere sermeseydik, bunu tutan, bunların ipini, bu terörün ipini elinde tutan ülkeler biz geri durduğumuz için bunların da ipini geri çekecekler. Evet. 3-5 sene biz rahat edecektik. Sıkıntı olmayacaktı belki. Ama 3. 5. senenin sonunda bir noktaya geldiğinde seni belli başlı konularda bağımsız politika izlemenden rahatsız olan ülkeler, sen reddedersen ipin elinde tuttukları bu terör sopasını tekrar sana karşı kullanarak bir koz olarak ellerinde tutmayı sürdüreceklerdi. Bir kere bu kozu ellerinden almak gerekiyordu. Buradan bir hamle yaptık. Bağımsız politikalarla ilgili olarak bu bölgede Türkiye'nin çıkarlarını Amerika'nın çıkarlarından öne koyduk. Bunların hepsinin bir bedeli olduğunu da bilerek yaptık bunları. Dolayısıyla bugün dolar arttı, şu oldu, bu oldu diye içeride varyansı nedenlerin sadece kendi ceplerini düşünmemeleri, yarın bir gün bizim çocuklarımızın, torunlarımızın bağımsız bir ülkede, kendi çıkarları için çalışan bir ülkede yaşayacağını varsayarak günümüzdeki bu artışları, şunları, bunları ekonomik yaptığımızda çok fazla ciddiye almamak gerekiyor. Elbette tedbirleri almak gerekiyor. O bizim işimiz değil, o devletin işi. Bize yapılacak mesele. Bunlarla ilgili olarak bir vatandaş olarak 15 Temmuz'da nasıl tankın, tüfeğin karşısına çıktıysa, ekonomik olarak da vatandaş olarak üzerimize düşen neyse onları yapmak. Özellikle iş dünyası. Tabii ki. İş dünyası. Nedim Şen öyle ifade etmiş. O zaman diyor biz yaptık diyor. Şimdi para babaları sermaye diyor üzerine çok büyük düşüyor diyor. Doğru söylüyor. Şöyle bir ilavede bulunayım. Şimdi ABD ile biz son yıllarda tabii dolaylı bir şekilde çok ciddi mücadeleler verdik. Bak ABD ile mücadele verdik diyorum. Direkt olarak olmadı ama mesela nasıl oldu? FETÖ vasıtasıyla üzerimize geldiler. FETÖ ile geldiler.
PKK ile geldiler. Son 2-3 yıldır YPG ile geldiler. Ve işte bu yargı darbesi, arkasından diğer bir takım kaotik durumların Türkiye toplumunda oluşturulması noktasındaki hamleleri, o tutmadı, bu tutmadı. En sonunda geldiğimiz son 2 yıldır bu çukur siyasetinden sonra HDP'nin başlatmış olduğu, ki onlar da Amerikan çıkarları için çalışan bir ekip. Yani maalesef meclisteler onlar. Amerika Türkiye'yi yok etmek için veya Türkiye'yi durdurmak için durdurması gerekiyorsa, yani yok edilmesi gerekiyorsa, onu da göz önüne alarak, 15 Temmuz oydu çünkü. Yani ya Türkiye'yi kendine bağlayıp eski Türkiye kendine gene Orta Doğu'daki bir maşası veyahut kullanacağı bir şey, ülke olarak elinde tutacaktı. Eğer bu da buna karşı koysaydı Türkiye, eğer bunu yapamam, beceremeseydi, bunu olmasaydı, efendim öyle planlanmış daha doğrusu. 15 Temmuz gibi bir darbe teşebbüsüyle mümkünse Türkiye'de bir iç savaş çıkartıp elden de çıkartmayı göz önüne alacak kadar gözleri dönmüş şekilde hamleleri oldu. Biz bu hamleleri hep dolaylı yaptık. Hep gölgelerle savaştık. Gölgeler ne? Gölge dediğin FETÖ. Gölge dediğin PKK. Ve diğer tüm terör örgütleri. Gölge diyorum neden? Asıl savaşımız bizim o gölgenin sahibiyle. Bu tabii görünmüyordu. Yani mesela Fırat Kalkanı'na kadar görünmüyordu. Biden'ın Türkiye'ye 15 Temmuz'dan sonra gelmesinden sonra ilk sorulan şey, 15 Temmuz hakkındaki soru sorulunca, biz onu efendim internet oyunu zannettik diyecek kadar da, yani kör gözüme parmağı böyle salağa yatan bir Amerika vardı karşımızda. Bir ABD. Müttefikimiz işte Trump da diyor ya, en iyi anlaştığım adam, şu an Türkiye'de hiçbir dönemde olmadığımız kadar iyi anlaşıyoruz. Erdoğan çok başarılı bir adam gibi konuşmaları hep tam, yani tam hikaye yani, lafı güzel. Gerçekte olan ne? Gerçekte olan şey şu. Gezi olaylarında gerisinden başlamak üzere FETÖ marifetiyle Erdoğan'ı ortadan kaldırmak ve tekrar Türkiye'yi eski Türkiye haline çevirip Türkiye'yi sözde müttefik olarak gösterip ama aslında bölgedeki çıkarlarını koruyan bir uç karakol gibi kullanmak. Yani bir köle. Uç karakol Türkiye gibi kullanacaklardı. Şimdi olay şu, bu şey meselesini, bu sermaye saldırısı ve işte Brunson meselesini şöyle görmek lazım. Biz bunlarla direkt, tabii bunlar ortadan kalkınca FETÖ'yü bu ülkede imha ettik. Etmeye devam ediyoruz. Henüz hala kalıntılarını temizlemeye çalışıyoruz. FETÖ gibi malzeme elde kalmadı. Yani sana yargı darbesi yapabilecek, orduyu harekete geçirebilecek, suikastlar düzenleyebilecek olan bir argüman Türkiye topraklarında operasyonel gücü kalmadı. PKK'ya YPG diyorsun. PKK'nın Türkiye'deki operasyon işte can çekişiyor bu topraklarda. PKK'nın artık eskisi gibi karakol basmak falan filan diye bir şey yok. Erdoğan söylemişti bunu daha önce. Biz taarruz edeceğiz diye. Hakikaten bunu yapıyoruz şu an. Şu anda hem topraklarımızdaki PKK unsurlarını temizliyoruz, hem oradan da çıkıp Kandil'e kadar gidip oradaki PKK'ları temizliyoruz. O da can çekişiyor. Şimdi ABD'nin vesayetçilerini biz yok etmişiz. Hem FETÖ'yü bertaraf etmişiz, hem PKK'yı ve diğer terör örgütlerini bertaraf etmişiz. İç güvenliği sağlamışız. ABD bununla gelemeyince elinde başka argüman kalmadı. Direkt ABD ordusu Türkiye'yi işgal edecek hali yok. Ne yapacaksın peki? Karşı karşıya kaldık mı? Gölgeler gitti mi? Kaldık mı karşı karşıya Amerika'yla? Bütün mesele bu. İşte Amerika karşı karşıya kalınca diyor ki ben sana yaptım, parmağını sallamaya başladı. O dökülünce ortadaki yani müttefik şey. Vekiller gidip vekalet savaşları tabii, bitince asıllar tabii. Kimse onları görmüş oldu. Ama ben buradan hani hamaset, hani sen iş adamı değilsin, bilmezsin bu işleri, ekonomist değilsin diyenlere de lütfen beni dinlesinler. Bu konudaki vatandaş duyarlılığını en azından aktarmak açısından hiçbir şey olmaz. Dolarla oynadım, kuru çıkarttım, kuru indirdim. Türkiye'yi 15 Temmuz darbe girişiminden sonra pazartesi günü borsasını açmış bir ülkedir. Bir ülke düşün ki ordunun generallerin yarısını ele geçirmiş bir yabancı işgal güçleri var. Ve o ülkede darbe teşebbüsü oluyor. Ülkenin liderine suikast girişimi oluyor. Pazartesi sabahı bu ülke borsasını açıyor. Yani her yaşadığımız olay bizi güçlendirmiştir. Öldürmeyen saldırı güçlendirir. Biz bunlara şerbetliyiz. 5-20 oldu, ne yapacağız? Bilmem ne oldu, ne yapacaksın? Yani bir dolarla mı doğdun? Türkiye'de neler yaşanmış, neler, Türkiye kendi üretimini, yani içerideki üretim kapasitesini arttırmış, ekonomi yurt dışına o kadar eskisi gibi bağımlı değil, teknolojisi aynı şekilde kendi üretimi eskisi gibi, tek bir tane plastik ayakkabının kalıbının Almanya'dan getirmiyoruz biz. Kendimiz yapıyoruz zaten. Bağımlı değil biz. Dünyaya bağımlı değiliz bu manada. Yaptığımız şey şu. Eğer içerideki bu ekonomik dengeleri başarılı bir şekilde tutarsak ve aynı zamanda millet olarak bir arada durabilirsek, millet olarak, vız gelir tırıs gider.
Dolar 5.22 oldu, sabaha karşı 5.40 oldu, ne yapacağız? Ya bunlarla yaşanmaz. ABD şu anda aramızdaki vesayetçiler, ABD'nin gönderdiği vesayetçileri tek tek indirdik aşağı. PKK geldi indirdik. YPG geldi indirdik. Orada bir tane butik devlet kuracağım diye direkt söyledi adam. Bir ordu kuracağım dedi. Hangi ordu dedi? Dedi ki şu bölgede dedi. Bir dakika dedi. Girdik. Fırat Kalkanı'nı dümdüz ettik. Afrika'da ikinci çiviyi çaktık. Dedi ki kusura bakma. Benim olduğum yerde operasyon yapamazsın. Vesayetçisi kalmadı adamın. Direkt olarak saldırıyor şu anda. Ne yapabilir? Hiçbir şey yapamaz. Söyleyeyim. Biz İran falan değiliz yani. Türkiye ile İran'ı falan karıştırmasınlar. Hiçbir şey yapamazlar. Hem buradaki batılı şirketler hem bir dünya devleti olan Türkiye'ye mecbursun, anlaşacaksın arkadaş. Savaş yok. Bize öyle dolarla geldim, bilmem ne yaparım, Brunson'u alırım. Hiçbir şey olmaz. Daha önce de birkaç hareket çektiler, bir vize meselesini hatırlıyorsun. Arkasından tekrar anlaştık, karşılık kaldırdık, tekrar bir araya geldik. O yüzden bence bunlar hiç böyle yani tabii bir şey olsun diye söylemiyorum ama yani insanların bunu bu kadar çok dillendirmesi, dolar bugün yarın olsa şöyle olur diye düşünmesini ben kabul edemiyorum. Yani biz dolarla yatıp dolarla kalkmamamız lazım. Bunu becerecek olan devletimiz güçlüdür. Bu işi de halleder. Ekonomik birkaç tedbir alır. Arkasından Nedim Şener'in çağrısında olduğu gibi parası olan büyük para babaları vardır. Onlar ucundan dokunduğu an itibaren bu işler değişir. Bak Türkiye'nin neden kızdırıyorsa da bana diyor ki Çin'le ben diyor bilmem Yuan'la Türk lirası üzerinden alışveriş yapacağım. Rusya'yla bunu başlatacağım. İran'la bunu başlatacağım diyorsun. ABD'nin geleceğine dahi meydan okuyacak bir Türkiye var karşında. O yüzden hepimiz bir arada olacağız. Geçenlerde okuduk. Yani Melih Altınok'un yazısıydı hatırlıyorsun. Üste koyup göndeririz bunları dedi. Bundan korkacak bir şey yok ki. ABD zaten her türlü seni yok etmeye çalışıyor. Yani şöyle diyemezsin ki. Adam eline bıçağı almış. Sana saldırıyor. Tamam mı? Ya ben bununla anlaşayım. Efendim bu beni öldürmesin. Değil mi? Sallıyor sana bıçağını. Sen buna oturup da tamam. Abi anlaşalım o zaman. Madem elinde bıçak var senin diye. Oturursan. O adam zaten her an seni öldürebilir durumda, bekleyecek başında o bıçakla, elindeki silahla. Sana eline silahı kaldıran adama sen diyeceksin ki arkadaş sen ne yapıyorsun? Çekeceksin kendi silahını ve onunla mücadele edeceksin. Yani o seni yok edebilecek güçte olduğuna inanmayacak asla. ABD bizi yok edemez, bir şey de yapamaz. Beceremezler bu işi. Devlet, bakayım, devlet şu anda zaten sistemde onu gerektiriyor. Acele hangi tedbir alınacaksa onları alıyorlar. Vatandaş olarak tek bir şeyimiz şu olmalı. Sonuna kadar devletimizin arkasındayız. Dolarla, mollarla kurlar geldi, kurlar çıktı. Efendim finansal kriz başladı. Küresel savaş başladı. Fitch geldi, bilmem ne geldi. S&P bize bilmem düşük not verdi. Senin notunla, motunla falan Türkiye değişmez. Türkiye'nin bir yolu var. Devlet de bu tedbirleri alır. Vatandaş da elinden geldiği kadar bu işe katkıda bulunur. Ve bu işten de andığımız akıyla çıkarız. ABD bize böyle ayar çekemez. Ben burada hala... Yani bu milletin bu şekilde düşündüğüne göre bak mesela arada Brunson'un şeyinden dolayı oturup da gol diye bağıran hamuru bozuklara, mayası bozuklara. Onlar olacak. Dün okudun ya burada bizim en büyük mücadelemiz işte çıkarttığımız bu aydınlar sözde. Aynen öyle. Şimdi bunu konuşmaya devam edeceğiz. Bu İran yaptırımları, Türkiye'nin bununla ilgili tutumu ne olacak? Avrupa Birliği'nin bu Amerika'nın taleplerine karşı duruşu, Rusya'nın ne dediği, Çin meselelerinde konuşacağız ama bir taraftan da bu terör örgütleri ile ilgili olarak mevzuları sürdürüyoruz. Bu göçmen kaçakçılığı meselesi var biliyorsun. Yani bütün dünyada evet. MİT, Milli İstihbarat Teşkilatı bunları teker teker avlarken içeridekileri de kaçırmak ve bunlarla ilgili sahte pasaport vesaire bütün şeyleri hazırlama meselesi de var ama içeride de dışarıda MİT nasıl göz açtırmıyorsa içeride emniyet de aynı şekilde göz açtırmıyor bu FETÖ'cü teröristlere. Adem Ançer şu anda İstanbul Emniyeti'nde bu konuyla ilgili bir kısa bağlantı yapacağız. Çünkü bir operasyon düzenlendi ve operasyonla ele geçirilenler var. Adem seni dinleyelim. Neler yapmışlar, neler yapmaya yeltenmişler ve polis bununla ilgili nasıl tedbir almış? Detaylı aktar bize lütfen. Evet, sizin de söylediğiniz gibi başta FETÖ terör örgütü olmak üzere PKK, DAEŞ gibi örgüt mensuplarını Türkiye'den kaçırmak üzere bir kalpazanlık çetesi kurulmuştu. Ama İstanbul Emniyetine bağlı ekipler söylediğiniz gibi onlara göz açtırmadı. Şu anda size burayı göstermek istiyorum. Emniyetin giriş katında bir sergi açıldı bunun için. Tabii dediğimiz gibi birçok aranması olan başta FETÖ zanlıları var, FETÖ'cü teröristler var. Bunların kaçış yollarını rahatlatmak adına birçok
birçok belgeyi görüyorsunuz. Burada neler var? Sahte kimlikler var, sahte yeni ehliyetler var, tapu senetleri var, pasaportlar var. Hatta yine başka ülkelere ait hiç hazırlanmamış, içi tamamen boş pasaportlar var. Bunların dediğimiz gibi sahtesini yapıp o teröristleri Türkiye'den kaçırmaya çalışıyorlardı. İstanbul Emniyetine bağlı göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadele şube müdürlüğü ekipleri uzun süren bir teknik ve fiziki takibin ardından Avcılar'da bir adrese baskın düzenledi. Bu baskında görmüş olduğunuz bu tamamı sahte belgeler ele geçirildi. Şimdi size bir tane sürücü belgesini örnek göstermek istiyorum. Bu bu yollarla Türkiye'den kaçan bir şahıs. Fotoğraf kendisine ait ancak üzerindeki bilgiler yine Türkiye'de yaşayan ancak herhangi bir suçu veya aranması olmayan temiz dediğimiz bir vatandaş. Kimlik bilgileri o vatandaşın ancak üzerindeki fotoğraflarsa kaçmak isteyen örgüt mensuplarına ait fotoğraflar. Tabii her şeyin sahtesini yapmışlar. Bu yine İstanbul Emniyetine ait bir mühür. Yine bunun da sahtesini yapmışlar. Soğuk mühürleri görüyorsunuz burada. Dediğimiz gibi şu sıralarda geçtiğimiz günlerde yine botlarla denizde gördüğümüz o FETÖ'cüler yine bu şekilde yabancı pasaportlarla, yabancı kimliklerle Türkiye'den kaçmaya çalışıyorlardı. Tabii buradan da neman alıyorlardı. Çünkü dediğimiz gibi bu işin merkezi Avcılar'daki bu şahısı. Bir şahıs gözaltına alındı. Yine o sahte makinalarla birlikte. Yine kalfalık belgesi görüyorsunuz. Bunlar yine iş yeri açmak için gerekli olan belgeler. Bunun da sahtesini yapmışlar. Tapu senetlerini görüyorsunuz. Üzeri boş, doldurulmaya hazır. Yine bu sahte belgelerin hazırlanması için kullanılan cihazlar. Bir tarafta yine bilgisayarları görüyorsunuz. Önemli bir teknoloji aslında. Çünkü bu ehliyetler yeni yapılan ehliyetler. Yine bunlara ait hologramları göstermek istiyorum. Tamamen orijinal ile birebir yapılmış. Bunlar Türkiye'de aranması olan şahıslar. Yine örgüt mensupları, başta FETÖ terör örgütü olmak üzere örgüt mensupları yine bu şahsı kullanarak bu şahıs üzerinden yurt dışına kaçmak için sahte kimlik üretiyorlardı. Yine basmaya hazır bir kimlik. Ama burada gördüğünüz dediğim gibi isim temiz bir vatandaş diyelim. Ancak buradaki şahıs aranması olan veya bir örgüt mensubu bu şahıslara başvuru yapıp yurt dışına kaçmak için çeşitli yollar deniyorlar. Yine uçağa biniş kartları. Uçağa biniş kartlarını görüyorsunuz. Bunun da sahtesini yapıyor. Yurt dışına kaçmak için bütün yolu deniyorlar. Bir kişi gözaltına alındı. İstanbul'daki bu işin kilit ismi. İstanbul Emniyetine bağlı ekipler sayesinde yakalandı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da yine operasyonu yakından takip etti. Bir yandan aranması olan şahıslar var dedik Türkiye'de. Tabii bunlar bu görmüş olduğunuz sahte kimlikleri kullanıyorlar. Ancak polis ekipleri onlara göz açtırmıyor. Görmüş olduğunuz gibi önemli bir operasyon Türkiye'den kaçmamaları için ki kaçamayacaklar. İstanbul Emniyetine bağlı ekipler ve sizin de söylediğiniz gibi MİT ekipleri onlara göz açtırmıyor. Bir kişi gözaltına alındı ve ardından adliyeye sevk edildi. Tabii kimler kaçtı, kimler bunlara başvuru yaptı, kimler sahte kimlik evet. kullanıyor? Emniyetin soruşturması derinleşerek devam ediyor. Biz de gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Adem Ançer detayları aktaracak bizlere. Tabii bir taraftan da böyle yürüyen bir mesele var. Az önce bahsettik ya FETÖ'nün eliyle yapamadıklarını o vekaletleri, vekilleri aradan çıkartarak artık asıllı aralar kendileri yapıyorlar. Kullandığı bu şeyleri de parazitleri de bir şekilde ülkeden kaçırmaya çalışıyorlar ama polis göz açtırmıyor. Şimdi az önce iyi özetledin. Yani hani meseleyi buradaki bu ekonomik saldırıyı göğüsleme meselesiyle ilgili olarak fakat şunu da unutmamakta fayda var. Şimdi gazetelere bakıyorum özellikle kendisine muhalif diyen Cumhuriyet Gazetesi, diğer gazeteler, Sözcü Gazetesi, Bir Günü, şusu busu falan kim varsa sanki Amerika Birleşik Devletleri'nin ve onun başkanı Donald Trump'ın, yardımcısı Mike Pence'in, Hazine Bakanlığı'nın sözleri tartışılamaz, tartışılması teklif edilemez, düşünülemez kanun maddeleri gibi görüyorlar. Tamam. Doğru. Bunu da kuru bir hamasetle söylemiyorum bunu. Tamam yani biz zaten dediğim gibi bir yola çıkmışız. Çıktığımız bu yolda dikenli tellerden tut bilmem neye kadar bir sürü şeylerle karşılaşacağımızı biliyoruz. Devlet olarak söylüyorum bunu. Bununla ilgili de mesela hani dün açıklama yapıldı zaten. Yani ön mütabakatın sağlandığı hatta bugün bu meseleyle ilgili olarak ambargo ya da yaptırım uygulanan iki bakanla ilgili, Ray Brunson meselesiyle ilgili bir anlaşmanın sağlandığı hususunda bilgiler geliyor. Daha resmi bir açıklama yok. Bu Türkiye-Amerika ilişkilerinde bu anlamda pozitif olduğunu gösteriyor. Ve fakat şöyle bir durum var.
Trump istedi diye ya da Amerikan Hazine Bakanlığı talep etti diye veyahut işte Amerika'daki bilmem ne mahkemesi, bölgesel bilmem ne mahkemesi bir karar aldı diye bunun üzerinde tartışılamayacak, şeksiz ve şüphesiz bir şekilde kabul edilebilecek maddeler olduğunu bizim içerideki kendine aydın diyen 3-5 tane adamdan kadından başkası görmüyor böyle. Bunun altını çizmekte fayda var. Yani bak Cumhuriyet Gazetesi kur krizi demiş. Devamında bir sürü şeyler falan yazmış. Ondan sonra merkezin müdahalesi de artışı durduramadı demiş. Kaldı ki merkez buna müdahale etmedi yani. Bu işi bilen adamların tamamı böyle söylüyor. Ve fakat içeride bir haber okudum. Güzel bir haber. Mine Esen yazmış bu haberi. Şunu alıntılayabiliyoruz. Amerika İran'a yönelik yaptırımları sadece İran'ı muhatap olan yaptırımlar değil. Avrupa Birliği'ne de aynı şeyi söylüyor. Hazine Bakanlığı diyor ki ben bu kararı aldım. İran'la ticaret yapan bütün ülkelerde bu karara uymak mecburiyetinde. Bizimkiler içerideki az önce o Sayıtan'ın Paşa'nın dediği gibi yani hani içerideki kendini aydın sananlarla mücadele edildiğinde o kendini aydın sananların eyvah öldük bittik yakarışlarıyla yazılarını, yorumlarını, sosyal medya mesajlarını falan görüyoruz. Böyle bir şey yok. Bak mesela bu gibi durumlarda Avrupa Birliği ne yapıyor? Başta Almanya olmak üzere Berlin bunun bayraktarlığını yapıyor. Bu 2015'teki nükleer uzlaşmanın sürmesinden yana olan Avrupa Birliği'nin diyor lokomotifi Berlin'den bu ülkeyle ticaret yapmak isteyen şirketlere destek sürecek açıklaması geldi. Yani Amerikan Hazine Bakanlığı İran'a yönelik yaptırımları ben karar aldım kardeşim bütün ülkelerde uyacak buna dedikten sonra Alman yönetimi Berlin dedi ki hayır İran'la ticaret yapan bu anlaşmalar çerçevesinde Avrupalı şirketlere yardımlarımız sürecek. Bu ara Almanya'nın 280 milyar euroluk bir fazlası olduğunu da unutmamakta fayda var. Her ne kadar diyor Amerika'nın ağır yaptırımların İran'la iş yapacak Avrupalı şirketleri vurabileceği kaygılarıyla kimileri çekilme kararı alsa da nükleer uzlaşı sonrası büyük uğraşlarla girdikleri bölgesel ekonomik çıkarlarla dolu sahayı Trump istedi diye tümüyle terk etmeleri öyle kolay değil diyor. Diğer yandan bu sadece Avrupa değil yani Avrupa dik durabiliyor Trump'a karşı. Bizimkilerin eyvah Amerika Hazine Bakanlığı bunu istedi deyip tir tir titremelerinin bir anlamı yok. Onun için ciddi anlayacak yanları da yok bunların. Devam ediyorum. NATO, Birleşmiş Milletler gibi 2. Dünya Savaşı sonrası düzende Amerikan liderliğinde kurulan örgütlere desteğini çekme tehdidi değil. Amerika bunu yapıyor. NATO ise en çok parayı ben veriyorum kardeşim. Çekerim artık para vermem. Siz de çökersiniz. Birleşmiş Milletler keza öyle diye tehditler yağdırıyor. Biliyoruz bunu birkaç ay öncesinden. Trump'ın hesaplarını sadece Avrupa Birliği değil küresel güç mücadelesindeki Çin ve Rusya faktörleri de göz önüne alınınca şaşabilir diyor. Amerika böyle karar aldı diye yürüyecek diye bir şey yok. Ticari savaşa soyunduğu Çin'le Avrupa Birliği daha geçen ay güçlü ekonomik işbirliği yaptı. Çin ve Avrupa Birliği arasında işbirliği var şu anda. Amerika'nın bu tehditlerine karşı. Türkiye aynı potaya giriyor. Tamam mı? Az önce bahsettiğim gibi yeniden bir güçler dengesi oluşuyor. Türkiye bağımsız politikalarını uygulayabileceği saha neredeyse oraya gidiyor. BRICS. Aynen. Alın dedi mesela. Aynen öyle. Yani Amerikan Hazine Bakanlığı ben bunu istedim böyle olacak. Ticaret, ha bir de şu da var. Ticaret yapmayacaksın diyor. Bundan doğacak zararı da ben karşılamayacağım diyor. Başının çaresine bak diyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Deli yumruğun vergisi gibi. Böyle bir şey olabilir mi? Ama bunları yapmanın da net olarak şunu ifade ediyoruz. Onun için Çetin Altan'ın bir lafı vardır bu. Enseyi karartmayın derdi yazılarında. Onun için enseyi karartmaya gerek yok bu hususlarda. Bu yola girdiğiniz zaman bu dikenli yola girmekten başka çareniz yok zaten. Girdiğiniz zaman da elinize, kolunuza, paçanıza diken batmama ihtimali yok. Tabii. Bu öngörülebilir bir şey idi. Yani dolarların yükseleceği, faizin yükseleceği, dolayısıyla olarak enflasyonun yükseleceği meseleleri. Tabii. Bunlar bir tarafta beklenti, daha doğrusu öngörülebilir şeylerdi, öngörülen şeylerdi ama şunu da unutmamakta fayda var. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günden bu yana ilk defa 95 yıldır kırılamayan bir rekor kıldı. Tek hamlede büyük bir ihracat gerçekleştirdik. Bu milgemlerden bahsediyoruz. Tabii. 20 küsür milyar euroluk bir tek kalemde bir satış meselesi. Şeye bak ayıp. Tamam. Helikopter satıyorsun. Ya, milgem. Gemi de satıyorsun yani. Helikopter satıyorsun. İHA satıyorsun tabii. Diyorsun. Ve dolayısıyla atak son 5-10 senenin atılan tohumlarından yeni yeni meyveler almaya başlıyoruz. Elbette biz normal şartlar altında İşte çok daha fazla mal satabilseydik, cari açığı pozitif yönde artırsaydık, yani cari açığı düşürüp ithalat
gelirimiz ihracat gelirinden daha azalmış olsaydı çok daha sağlam olabilirdik ama 95 yılın suçunu son 1 ay 2 ay falan yüklemenin de bir anlamı yok. Bunların tohumları atıldı. Zaman içerisinde bundan gelecek meyvelerle ihracatımız ithalatı geçecek. Daha katma değerli ürünleri sağlayarak bu ekonomideki sıkıntıların üstesinden geleceğiz ama bu süreç kenetlenmek, öyledir. Beraber evet, karşı tabii. koymak ve direnmek ve bağımsız politikaları izlemekle kesinlikle. Geçirecek bir süreç. Kesinlikle. Bunları da göğüsleyeceğiz inşallah. Kesinlikle. Hani 15 Temmuz'u göğüslemiş bir millet tabii. doların bilmem %30 %40 yükselmesini göğüsleyemeyecek kesinlikle. Derecede cesur daha doğrusu korkak değildir. Onu söylemekte fayda var. Var tabii. Bir de bu doğum sancısı bu ya. Yani bu kolay iş değil. Öyle görmek sen lazım. Sen şimdi ya NATO üyesi ülkesin. Bunu hep söylüyoruz. Artık kabul edin bunu. Yani böyle bir gerçek var. Bu tartışacak bir şey değil zaten. Diyor Türkiye'nin lideri çıkıyor diyor ki işte ne diyor? BRICS. Biz de gelebiliriz. Efendim Çin'le iş yapalım. Rusya'yla şunu yapalım. Bunu yapıyorsun. Bu kadar bağımsız politikalarla. Artık yeni dünya bu. Sadece Türkiye'nin başında yok yalnız bak. Biraz önce ifade ettin. Tabii. Yani dünyadaki bu yeni dengeler kurulurken Almanya'da gerektiğinde geliyor Amerika'ya bir dakika diyor oraya kadar gitme burayı bunu yaparım diyor. Sert bir Fransa, şekilde söyleyen de. Çok sert şekilde. Amerika bu sefer Trump sabah erken kalkıyor. Canı sıkılıyor. NATO'ya bu kadar para veriyoruz. Efendim ben niye bu kadar çok para veriyorum? Sen de elini taşın altına koy diyor. Niye? Kime söylüyor? Almanya'ya olmadı Fransa'ya. Olmadı İtalya'ya. İtalya zaten iç ekonomisinde ciddi sıkıntılar olduğu için çok fazla ses çıkan bir ülke değil son zamanlarda. Almanya şu anda ön planda lokomotif olarak. İngiltere zaten işi anladı. Yeni dünya dengeleri var. Bakacağım ben önümüzde 2020'den sonra Türkiye ile mi çalışacağım? Türkiye için Rusya ile mi yakınlaşırım? Amerika ile şu kadar ortak yaparım onun hesabı peşinde. Böyle bir şey, evet böyle bir şeydir. Bunu kabul edin bak. Yani yeni dünya dengeleri derken bunu kastediyoruz. Yani yoksa dünya barışı son 60-70 yıldır var ha. Sultan Palamut devrinden değil yani. Doğru. 70 sene önce Almanlar da Fransa birbirine bir girdiler. 15 milyon sivil öldürdüler karşılıklı. O onaydı. Arkasından işte De Gaulle'ün karşı hamlesi. Churchill'in dünya savaşını bitirme hamleleri. Bakıyoruz. Yani batı dediğin senin ya dünya dengeleri böyle kuruluyor. Yani bir de şöyle var yani. Batı bize hep suçlamayı yaparken hep şunu yapar. Bak görüyor musun? Saddam sizden çıktı. Kaddafi sizden çıktı. Kardeşim Saddam Kaddafi dediğin senin vardır. Halepçi katliamı 10 bin kişi bilmem ne şu katliam şu kadar kişi diye. Sen ne yaptın? Senin batına baktım. Stalin 7 milyon kişi öldürdü. Hitler 5,5 milyon. Öteki 7,5 milyon. Kızılderililer. Sultan Palamut devrinden 100 sene önceden bahsediyoruz. Batı'nın bize bu yaklaşımını tamamen bak bir daha söyleyeyim. Yani canım sen de sırtında yumurta küfesi yok ki ben burada 1000 kişi çalışıyorum. İşte şu kadar ihracatı bu kadar var diyen abilere babalara söylüyorum. Ya arkadaş bak bir daha söyleyeyim. Eğer ABD'ye sen oturup da bugün dersen ya ABD haklısın galiba al şu Brunson'ı. Tamam veyahut da anlaşalım artık ne diyorsan Orta Doğu politikasında Afrin'den biraz çekileyim ucunda anlaşalım mı dediğin an itibaren elini sopasını bekleyecek. Tamam. Senin yerde her aynen an öyle. Seni yok etmeye hazır aynen bekleyecek öyle. Kafanda. Aynen öyle. Sen bir savaş mücadele veriyorsun. Adamın kullandığı tüm sopalar kırıldı. Kırdık yani. Elindeyken bütün kırdık. Dünya kırdı. Sadece evet. bizimle ilgili biz kendimize ait olan bize aynen. kalkan sopaları kaldırıp indirdik aşağı. Aynen öyle. ABD kafası yedi sopaları. Nedir o? Afrin sopası vardır. Fırat Kalkanı sopası vardır, FETÖ sopası vardır, PKK sopası vardır. YPG bayrak gönderdi adam. Dedi ki yeter ki benim bayrağımı koy. Erdoğan da söyledi. Sen bunları söylüyorsun. Yani bu bir doğum sancısı olduğunu kastediyorum. Senin Türkiye'yi rahat bırakmak bundan vazgeçme durumu yok ki. Mümkün değil. Artık dış politikalar geçenlerde programda da burada da bizim programlarda da bahsetmişti. Profesör Doktor Özcan Hıdır'ın ifadesinin üzerinden çok hoşuma gitti. O son zamanlarda kullanılıyor. Dış politikalar artık böyle biz bunu söyleyince bize gülerlerdi. Erdoğan'dan bahsederken bize çok kızarlardı. Humanizm, evrensel değerler, batı normlarında demokrasi. Yok böyle bir şey batı normunda demokrasi. Teopolitik dediğimiz zaman, Özcan Hıdır'a atfediyorum. Teopolitik. Artık dini, sen Türkiye, Osmanlı deyince adam diyor ki tüyleri diken diken oluyor. Ay gene bunlar halifeye geldi, itircaya bilmem nereye geldi. Ulan salak adam, ABD'li kıyamet için diyor diyoruz. Bu gene başladı komple teorisine. Gösterdik fotoğraflarını, dualarını, ayinlerini adamın. Teopolitik artık, jeopolitik değil. Dini politik bir politikası var adam. Anlasanız da. Yoksa ne iş var bütün yedi düvelin bizim memlekette bu taraflarda, Orta Doğu coğrafyasında. Bin sene önce yedi düvel, 1092'de geldiler. Hep söylüyorum, aynı koalisyon güçlerin tamamı. Bak tarihe, 1092, Papa'nın, Alman Papa'nın emrinden bak. Bugüne, yemin ediyorum, birebir aynı ülkeler gene burada duruyorlar. Bazıları 500 tane askerle duruyor, bazısı 2500 tane duruyor. Yani teopolitik bir takım politika kararlarla dünya şekilleniyor. Bunu anlasanız artık. Ve Türkiye'de bu teopolitik kararların içerisinde göbeğindeki tam bir hedef. Ama
nasıl bir hedef? Asla bir şekilde kontrol edemedikleri, meydan okumaya devam eden, iddiaları olan bir dünyayı meydan okuyan bir ülke. Bu dönüşüm ve değişim kolay olmuyor ki Murat. Yani tabii ki sen olur, dolarla gelecek. Tabii ki olmayacak. Bu başka bir teknoloji. Ama dediğim gibi tankla başaramadınız. Bankla mankla falan işi başaramazsınız. Bu iş olmaz. Böyle korkacak bir şey yok. Enseyi kararmaya da gerek yok. Aynen öyle. Bu ülke şimdi birazcık sen kamp konuşurken rakamları verirken bir daha baktım. Hakikaten inanılacak gibi değil. Her şeye rağmen Murat akıl insan aklı almıyor yani. Bilmesek dünyayı tanımasak dersin ki bu mümkün değil ama maalesef rakamlar bunu söylüyor. Sen bütün bunları yedikten sonra bu kadar darbe yemişsin. O darbeye karşı koymuşsun. Elin kolun yaralanmış, çizilmiş. 2017 sonunda 7.4'te OECD'de bir dünyada ikinci büyüyen ülkesin. Bu nasıl bir şey? Geçen ay ve daha önceki ihracat rakamlarına baktım bir daha. Türkiye ihracatta rekor kırmaya devam ediyor. Katarak gitmeye devam ediyor. Peki nasıl oluyor da oluyor? Yürekle oluyor, çalışmakla oluyor. Liderin sana ufku göstermesiyle oluyor. Doğru. Dolar 2.40'a isterse 5-6.5 olsun. Umurumda değil. Ya sen ne yaptığına bak kardeşim. Bak Çin'i tutamıyorlar. Ve bitti. Koptu gitti artık. Eskiden de o. Çin dediğin ülke iki tane operasyonla adamlar 1 dolara çalışıyorlardı. Bak dünyanın en büyük ikinci ekonomik gücü. Kaldı önünde 15-20 yılda. 2 numaraya Amerika düşecek. Çin 1 olacak. Bu bir mukadder. Mukadderat kaçamazsın. Doğru. Ve Türkiye aynen burada yerini alacak Murat. Şimdi bu hamleleri... Mustafa Kartal'ın unutmamamız lazım orada. Buradan selam olsun kendisine. O yazısını hatırlıyorsun. Çok önemli şey okumuştun. Öyle bir öz kütlesi var ki bu ülkenin topraklarında. Öyle bir öz kütlesi var ki. Nereye bassa oraya denge değişir. Bunu görelim artık. Ne İran'ız biz, ne Avrupa'yız, ne Afrika'yız, ne bilmem neyiz. Bu Türkiye. Bu özgüven olduktan sonra bak Erdoğan sana bu özgüveni veriyor. Bilir biz aklımız ucundan gelmezdi Amerikalı'ya. O bayrağı indirin yoksa size teslim etmek zorunda bırakacağız diye. Bir Türk söyleyecek, bir lider söyleyecek. Geç onu falan derdin. Darbeyi eliyle durduracak milletin o genetik kodlarını hatırlattı bu lider sana. Sana başka bir şey daha hatırlatıyor. Biz büyüğüz, kütlemiz ağır. Bizi durduramazsınız diyor. Durduramazlar. Özal döneminde bir yazı okumuştum. O dönem daha kendisini FETÖ'ye kiraya vermemişti Ahmet Altan. Özal döneminde bir yazısını okumuştum. Aynen öyle ya. Bunlar FETÖ'cü metöcü falan değil ya. Kendi tabii kalemlerini, beyinlerini, enerjilerini FETÖ'ye ne karşılığıysa artık bilmiyorum. Kiraya veren adamlar. Yoksa hani kaleminden, yazdığından ondan sonra bu işlerdeki kabiliyetini falan tartışacak durumda kesinlikle değiliz yani. Canım, romancılığını, kalemini, aynen, edebiyatını. Şimdi o dönemde şöyle bir yazı yazılmıştı. Turgut Özal geldiğinde, bunlar mesela o dönemde Altanlar, Turgut Özal'ı da hani liberal politikalardan dolayı, işte dış açıcı politikalardan dolayı, dünyaya entegre meselesinden dolayı çok desteklemişlerdi. Hatta çok eleştiriler almışlardı o dönemde. Bir yazısında şöyle diyordu. Biz ülke olarak Osmanlı'dan sonra ayağına demir ayakkabılar geçirip ondan sonra sakın ayağa kalkma, yürüme, ayağa kalkıp yürürsen ayağın çok acır, bu acıya katlanamazsın deyip sürekli oturtulan bir ülke olduk. Özal geldiğinde bize dedi ki evet sizin bizim ayağımıza prangayı geçirdiler, belki acıyacak ama yürümezsek bu acının üstesinden gelme imkanımız yok diyerek o oturan ülkeyi yürütmeye, acılarına rağmen yürütmeye ayağa kaldırdı, yürüttü. Evet, o acıları çektik mi çektik ama yürümeyi tekrar öğrendik demişti bir yazısında. Kabaca hatırladım. Güzel bir hatırlatmış, güzel bir bağlantı oldu. Aynen. Şimdi dolayısıyla bütün bu meselelere falan baktığın zaman istediğimi satın alayım. Her türlü beladan uzak durayım. Tabii. Konforuma kimse dokunmasın. Tabii. Şu olmasın, bu olmasın. Ama istediğimi de söyleyebileyim edeyim. Yok böyle bir dünya. Yok böyle dünya. Böyle bir dünya yok. Bravo. Yani sen az önce çok güzel örnek verdin. Yani Amerika Birleşik Devletleri 2. Dünya Savaşı'nda hava üstünlüğünden dolayı dünyanın lideri oldu. Tabii. Tamam. Gerçi Hiroşima ve Nagasaki gibi insanlığa yönelik sivilleri, 300 bin sivil lanet işleri de yaptı. Tabii. Onları zaten ayırt etmiyoruz. Çünkü onları Japonya yenilirken kural değiştirerek şeydeki nükleer İran'la anlaşma evet yapıyor. Şimdi ben yaptım ama istemiyorum, kabul etmiyorum diyen bir Amerika. Japonya savaşı yeniyordu. İkinci evet. Amerika'yı indiriyordu. Hiroşima Nagasaki atom bombasını atarak. İran'da nükleer silah buluyor, tehdit ediyorsunuz diyor. İran'da buraya kızıyor. Ya Irak'ı da bir tehdit işte hatırla de. Yani hani nükleer silah var diye girdiler Irak'a. Ondan sonra itiraf etmek zorunda kaldı. Aslında yoktu. Biz bahane bulduk, onun için evet yaptık falan diyen bir ülke. Böyle bir hakikaten hani Deli Dumrul gibi tabii ondan sonra inek çobanı, inek çobanlarının yönettiği bir ülkeden bahsediyoruz. Fakat şöyle bir gerçeği unutmamak gerekiyor.
klasik tabirdir ya, hem en ön sıradan olsun, pencere kenarı olsun, şoför yanı olsun ama 5 kuruş olsun. Yok böyle bir şey. Yok tabii. Tamam, yani sen bağımsız politikalar üretmek istiyorsan bunun bir bedeli var kardeşim. Bunun bedelini Amerika, işte, örnek olsun diye söylüyorum. Çanakkale Savaşı'nda bilmem ne kadar şehit vererek, işte ondan önceki savaşlarda bu kadar şehit vererek, şunu yaparak, İstiklal Savaşı'nda bu kadar şehit vererek, şunu yaparak, bunu yaparak bunu ödedik. Bütün ülkeler ödüyor. Amerika işte 2. Dünya Savaşı'nda bu kadar. Almanya dünya lideri olup dünyanın en büyük ülkesi olmak istiyordu. O kadar insanı öldü savaşta. Rusya keza öyle. Bilmem ne. Bunun bir bedeli var. Bu bedeli ödemeden bütün işte dediğim gibi şoför yanı olsun, pencere kenarı olsun ama 5 kuruş olsun olmuyor. Böyle bir şey yok. Sen şimdi geçen konuşuyorduk. Ben diyor şimdi dolar yükseldi diyor. 2000 dolara bilmem ne alacaktım. Alamayacağım artık. Alma. Alamayacaksın. Alma. Niye alamayacaksın? Zaten şöyle bir sorun vardı bu ülkede. Ya telefonu üreten Amerika en çok satın alan biziz. Kuyruklar ya, şunlar buna. Ya. Adamın 2000 lira maaşı var. 10 bin liralık telefonu 36 ay taksitle alıyor bu ülkede. Evet. Ya bunları çok konuştuk zamanında. Yani kuyruk oluyor ya biliyorsun. Bu kadar absürtlük olmaz yani. Hani 2 gün önce başlıyor. Çıkacağı gün belli oluyor pazartesi. Sabah namazını kılmadan, sabah namazı kılarak çıkıp kuyruğa giriyorsun. Ve kuyrukta o telefon markasını almak için tüketim, bekliyorsun yani. Tüketim böyle bir şey de var. Öne alınamıyordu. Mesela özel şirketleri, Türkiye'nin devlet borcunu tut, şunları bunları. Nihayetinde bunları sen üretmiyorsun. Bunlarla ilgili olarak dışa bağımlı ve ülkendeki doları buraya vermek durumunda olsun. Ayrı bir dava. Ama işte bunu bu tarz krizlerle biraz hani insan titreyip de kendine de gelmesi gerekiyor. Ben ne yapıyorum, ne kadar kazanıyorum, ne kadar harcıyorum, şu oluyor, bu oluyor falan. Kredi kartı kullanımını biz sanki hiç ödenmeyecek havadan gelen para olarak düşündük. Evet. Hep birlikte. Bir şey hatırlatayım. Bütün bunları falan biraz daha insanın kendine gelmesini sağlayacak şeyler. Bir tarafından da bakmakta fayda var. Aslında ama çok, hiçbir şey karşılıksız değil. Örnek çok çok güzel bir örnek. Onu destekleyecek bir şey söyleyeceğim. Mesela son yıllarda, son aşağı yukarı 20 yıl. Yani ben bunu yurt dışında görmüştüm. Özellikle mesela Avrupa'daki fuarlar ve ortadaki fuarlara katıldığın zaman Türkiye sanayide öyle enteresan gelişmeler yaşandı ki mesela. Onlar hep böyle belli makroekonomik dengeler tartışılırken aradan gözden kayboluyor. Rakam çıkıyor diyor ki işte şu kadar. Şey gibi, sağlık sektörü gibi mesela. Ancak görünce hani böyle gözlerim patladı. Yani dedim ki ya sağlık sektörüne, sağlık turizmi denen şeyin karşılığı ne olabilir ki? Eski bir turizmci olarak söylüyorum. 30 sene önceki turizmci olarak. Ya ne olacak işte dedim. Ya 300 milyon 500 milyonluk bir gelir elde edilmiştir. Kim işte Slovakya'dan gelecek, Çekya'dan gelecek, Fransa'dan, İngiltere'den gelmiş. Rakamları ortaya koyup da 5.7 milyar dolar mı neydi? 6 milyar dolara yakın bir sağlık turizminden bahsedince dedim ki ya dedim millet dedim çok enteresan. Yani biz bunu demek ki böyle biz ayakta kalıyoruz. Yani görünmeyen bir 6.5-7 milyar dolar 5.5-6 milyar dolar var. Sağlık turizmi diyorum. Korkunç bir şey. 6 milyar dolara kaç tane hastane yaparsın değil mi? Ne büyük gelir. Ha bunlar görünmeyen şeyler. Bu şey için anlatmıyorum. Pardon, rakamlar üzerinden anlatıyorum. Sonra Avrupa'da ve Orta Doğu'da ve dünyanın diğer yerlerinde bir şey gördüm ki bu dediğim benim 4-5 sene önceki haliydi. Şimdi tabii görmediğim, gitmediğim için bilemiyorum. Bizim Türkiye'deki makine üreticileri var ya, paketleme makinesi, gıda üretim tesisleri birebir Avrupa'ya muadillerine yakın makineler yaptılar. Mesela anlattım geçen gün, Lotsel'den hassas terazi aletleri. Ve bunun Hadımköy'de orada burada gezdim yerlerini. Murat inanamazsın. Yani biz yıllarca ithal ettiğimiz pneumatik sistemlerden tut, dünya markası vardır Festo diye. Oradan tut, hidrolikten tut, hassas Lotsel denen tartım cihazlarına kadar birçok şeyi Türkiye'de üretmeye başladık. Ve biz bunları Avrupa'ya falan satıyoruz. Mesela kahveciye, Fransa gibi bir yere kahve makinesi satıyor Türkiye. Sonra bir bakıyorsun bu kalemleri bir topluyorsun. Korkunç paralar ve çeliği, demiri, elektrik motoru, ismini veremiyorum, Türk malı, çok eski bir markadır. Onun servo motorunu yapmışlar ve bunları biz de toplayıp satıyoruz. Benim acıdığım şey ne biliyor musun? Satıp atıyorum 25 bin dolara mal ettiği Türk dolar cinsinden bir makineyi biz 100 bin dolara satıyoruz. %300 karla satıyoruz. Ve bunun parasını alıyor ihracat yapan bu üretici firma. Bir diğer taraftan işte senin bu hikaye, şu telefonu almak için kuyruğa giriyorsun ABD'ye, telefon başına bir memur maaşıyla telefon başına 2000 dolar para veriyorsun, oraya gönderiyorsun parayı. Adam onu yapmak için burada teknoloji yapıyor, istihdam. Bu acı bir durum. Anlıyor musun? Ya bir bunu yapabiliyoruz. Yani Türkiye bunu yapıyor. Benim dediğim 4-5 sene önceki hikaye. Şimdi geldiğimiz noktaya bak. Seneye uçak gemimiz iniyor. Helikopter satıyorsun.
ve beni bir tek beni bir yakalamışsın. Artık bir dünya gücüsün arkadaşım, bunu anla. Doların 5.20 olmuş, 5.12 olmuş, 4.5 inmiş çıkmış. Bunlarla uğraşacak vaktimiz yok. Sanayici de bu şekilde düşünmesi lazım. Tamam, ham maddeye parası yükseliyor olabilir. Ona göre o da çalışmasını yapacak. Vatandaş olarak da biz bu duyarlılığı gösterirsek bunlar çok zor işler değil. Doğru. Yeter ki sen devletine, gücüne güven, özgüven lazım bize abi. Özgüvende eksiğimiz var. Neden biliyor musun? Özellikle bir nesil, bak mesela gençler bakıyorum dünden beri bunun mavrasını yapıyor. Özellikle bir nesil bunu çok mağdur olmuş. Hani ben de yurt dışındaydım, Türkiye'ye tam dönüş yapacağım, hayatımı burada kuracağım dedim, bir daha gidip gel zor oluyor bu işler derken, bir anda ekonomik kriz patlayınca aman burada insanlar dükkan kapanıyor, 1 milyon insan işsiz kaldı, bilmem 250.000 esnaf dükkan kapattı dedikleri zamanlarda nasıl oluyordu biliyor musun? Tek bir ufak hamleyle dünyanın bir tarafında bir kişi öksürse tıksırsa Türkiye ekonomik kriz olup hayda gidip IMF'den borç para alıyorduk. Türkiye eski Türkiye değil, dünya eski dünya değil. O yüzden bunlar bize vız gelir tıs gider diyorum. Bunu böyle hamasit olsa söylemiyorum. Türkiye'nin altında o kadar büyük cevherler var ki şu anda hazır. Yani öyle ata binip hani fırlar şekilde gidebilecek. En basit örnek. O bir güç var ki. Bunun gerisi yok. Bu zaman iş bitiyor zaten. En basit örnek şu. Bu ülkede silahı yokken, tankı yokken, tüfeği yokken, yiyecek ekmeği yokken, giyecek kıyafeti yokken İstiklal Savaşı verdi ve kazandı bu ülke. Başka bir şey söylemeye gerek yok. Tek örnek belki bu. Bir de Fadime Özkan'ın o cümlesinden şey içime doğmuş, bunu da söyleyeyim, vatandaşla paylaşayım. Eğer sen bu şartlarda bütün bu badireyle atlatıp da ekonomik kriz men meselesine takılıp da bu detaya girersen, daha doğrusu ABD'ye şimdi postayı koymazsan, mücadele etmezsen, bravo, önümüzde daha çok 15 Temmuz'lar yaşarsın. Daha aynen çok 25 Aralık'lar yaşarsın. Aynen. Bu bizim geleceğimizle ilgili bir şey. O yüzden dik duracağız. Devam edeceğiz. Şimdi okyanusları geçip derelerde boğulmayalım tabii, diyorsun. Tabii. Daha çok yaşarsın bunları çünkü. Bunlar korkarsan bundan. Bütün bunları falan konuşurken bir taraftan da hani hükümet bu vaziyette mücadele ediyor. Perde arkasında görüşmeler, müzakereler sürüyor. Bununla ilgili olarak Türkiye'nin çıkarlarını önceleyecek ya da bir şekilde o işleri dengeleyecek hamleler yaparken Yunan istiyor ki hani muhalefet de elini bu anlamda en taşın altına soksun, şey destek versin, bir şey söylesin falan ay, diye. Gülüyor. Ay muhalefetin etkenlikte oldu. Ha tamam, bir dakika girmem geçti. Buyur, şimdi şeyi yazmıştı, almadım ama Aslaydın Taşbaş'ın bir tweet'i vardı. Ya diyor, dolar diyor şu kadar diyor yükselmiş, ondan sonra normal şartlar altında diyor bir ülkede muhalefet bu mevzudan dolayı en az 10 puan falan şey yapardı, hükümeti çatır çatır zorlardı diyor. Haksız sayılmaz. Yani normal şartlar altında olabilirdi ama bu doların yükselmesi ekonominin o ülkedeki yöneticilerin aldığı kötü kararlar neticesinde değil, bir operasyon anladım olduğunu görmezsen. Evet. Bir, ikincisi muhalefette doğru düzgün muhalefet olması gerekiyor. Adamlar hala %48 oy alan, bak bu çok önemli, Gaye Uslar diyor ki sen diyor %52 oy alan Erdoğan'a karşı diyorsun ki Kılıçdaroğlu olarak, kardeşim %48'i yok sayamazsın diye bir argüman geliştiriyorsun diyor. Biz de diyor sana karşı diyor şu anda hadi senin rakamlarına göre %48 oranında diyor imza topladık diyor. Sen şimdi diyor bu %48'i yok sayıyorsun. Böyle bir şey olabilir mi diye soru soruyor evet. Gaye Uslar. Bütün bunları falan bir araya koyduğunda bu hep şeye benzetiyorum ben. Bu İstanbul'un fethi sırasında Fatih Sultan Mehmet hani diyor ya İstanbul'a sen beni alacaksın ya ben yemezsin, seni deyip evet, atıyla falan gelip şey yapıyor. De işte karşısına işte hisarlar yaptırıyor, askerini kontrol ediyor, paşalarını falan düzenliyor, Haliç'i kapatıyor, karadan gemileri yürütüyor diyor. Bizans ne yapıyor o sıralarda? Derler. Meleklerin cinsiyeti işte kadın mıdır, erkek midir evet, falan filan bunu tartıştığı hikaye falan diye meşhur hikaye söylerler ya. Muhalefetin durumu tam şu anda İstanbul'u kuşatan Fatih Sultan Mehmet'in karşısında Bizansların düştüğü durum gibi bir durum. Evet. Ben öyle görüyorum. Hilafet yani de öyle kaldırılmıştır mecliste ösünce aklıma geldi. Değil mi? Yukarıda hilafet oylaması biliyorsun. Birkaç oyla, birkaç oyla kaldırıldı. O birkaç oy verecek olan hocalar da aşağıda abdest aldıktan sonra sinek ısırırsa, sineğin kanı bulaşırsa diye tartışırken aşağıda hilafet kaldırıldı. Evet. Aynı mantık. Şimdi bakıyorsun 630 tane imzayı topladık diyor. CHP yönetimi dün 17'ye kadar son imzaların teslimiyle ilgili. Yani muhalefetin muhalefetine öyle söyleyeyim. Muhalefetin muhalefetine muhalifiz. Muhalefetin muhalefetini sahtekarlıkla suçluyor. Tamam, diyor ki sizin aldığınız imzalardan 5 tanesi zaten delege değil.
4 tanesinde mükerrer var. 3 tanesinde bilmem ne fotokopi. Var falan filan fotokopi. 4 fotokopi. 4 mükerrer. 5 tanesi de delege tanesi değil. Delege değil 19 falan diyor ama onun altında çıktı yalnız. Geri çekenler var. 30 küsür tane, 31 mi? 32 tabii. Tane falan da geri çekenler var. Evet. 569 kaldığını iddia ediyor. Şimdi i̇ddia bu da ediyor. Rakam değil. Ha, rakamımız görmedik. Tabii, bir şey bilmiyoruz. Mahkemeye versinler. Şey de aynı şekilde muhalefetin muhalefeti olan Muharrem İnceler de Gaye Ustalar da böyle bir şey olamaz diyor. Tabii. Biz mahkemeye vermeyeceğiz. CHP'yi mahkeme kapılarına düşürmeyeceğiz diyor ama bazı delegelere talimat verilmiş. Mahkemeye verecekler tabii. Onlar. Bugün Abdülkadir Selvi'den okudum. Şeylere giriyorlar. Bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir şey elde edemediği yürüyüşün bir benzerini yapmayı planlıyorlarmış. Abdülkadir Selvi yazmış. Yine mi yürüyecekler? Vallahi bilmiyorum. Ya yürüyeceklerse abiciğim öyle bir yerde yürüsünler ki yani volta atsınlar. Dümdüz yürümesinler. En son Kemal Kılıçdaroğlu yürüdüğünde İçişleri Bakanlığı'nın şeyinde öğrendim. Ya 25 bin polis toplam görev yapmış. Günahtır, yazıktır ya. Şu polislerin ailesi var, çoluk çocuğu var. Seni alıyor ta Ankara'dan dağların tepesi, Bolu Dağı'nın eteklerinden yukarı çıkartıyorlar. Öyle bir yer yürüsün ki bak yürüsünler. Çok güzel fikir. Mesela buna şey verelim. Hipodrom verelim. Değil mi? Hipodrom'da tur atsınlar veyahut da ne bileyim işte Florya'da ve git gel volta atsınlar. Zaten volta atmak CHP eğilim biliyorsun. Daha önce volta atma eğilim başlatmışlardı yürüyüş başladığında. Ondan sonra lütfen böyle uzun veyahut da İstanbul yani sınır dışına çıksınlar Edirne'den yürüsünler. En azından bizim değil de başka ülkelerin güvenlik kuvvetleri meşgul olsun. Boşu meşgul etmeyin bizi ya. Kendi güvenliğimiz için polislerimiz yazık. Polislere yazık. Böylece Muharrem İnce'nin talebi değil Kemal Kılıçdaroğlu'nun istediği oldu diyor Abdülkadir Selvi yazısında. Bu kararla olağanüstü kurultay defteri kapandı mı? Bence kapanmadı diyor. Tam aksine mücadele yeni başlıyor. Gaye Ustalar'ın... Yeni başlıyor bu. Tabii. Yeni başlıyor. Birkaç ay daha sürecek. Sürer. Seçimlere pek giderken ne olacak merak ediyorum. Neyse, o arada ara verecekler herhalde. Gaye Ustalar'ın... Ara bir dakika dur. Kurultayı nasıl verir? Tam donk deyince... Gaye Ustalar'ın açıklaması var. Delegeler üzerinde baskı yapılmıştır. Yapıldığına dair elimizde veriler var. Beyana dayalı diyor. Yani diktatör olan Erdoğan ama delegeler üzerinde baskı yapan Kemal Kılıçdaroğlu çok demokrat. Tabii. Koltuk el sevdası değil. Muhalifler ayrıca olağanüstü kurultay için yeniden imza toplama ve 250 delegenin imzasının yeterli olduğu tüzük kurultayını toplama gibi seçenekler üzerinde duruyorlarmış. Ama asıl kitlesel bir eylemden söz ediyorlar Muharrem İnce taraftarları, Gaye Ustalar taraftarları. Yapmayın, bölmeyin. Olağanüstü kurultay için yürüyüş yapılması tartışılıyor. Buradan alarak söylemiştim. Fakat Abdülkadir Selvi bir örnek vererek çok dikkatli olması gerektiğini ifade ediyor muhalefetin. Muhalefetine. Bu tür eylemleri iyi planlamanız gerekir. Genel merkezin önünde büyük bir gövde gösterisinden söz ediyordunuz ama toplana toplana 15 kişi toplandı. Evet. Dağ fare doğurdu. Gördük görüntülerini falan yayınladı. 15 kişi. Açlık grevi başladı mı? Yok, daha başlamadı. Türk siyasetinde genel başkanlar istemediği müddetçe olağanüstü kurultayın toplanması mümkün değil. O açıdan bakılırsa Kılıçdaroğlu kazandı ama bu olsa olsa bir Pirus zaferidir diyor. Hı. CHP'de kazan kaynıyor. Aslında toplum CHP yorgunu. Siyasetin bir CHP gündemi var ama halkın bir CHP gündemi yok. Halk dolardaki artışla, ekonomideki olacaklarla ilgileniyor demiş. Çok kızgın. İki tarafı da çok kızgın. Ben söyleyeyim. Ben CHP'lerin nabzını tuttum. Abdülkadir Selvi'den daha iyi tuttum hem de. Peki. Hem Kılıçdaroğlu ekibini hem de Muharrem İnce ekibi tuttum. Peki. Yani tuttum derken destekledim aslında. Nabzını tuttum. Baktım kaç atıyor. Tamam. Şöyle söyleyeyim ben. Yani sakın yanlış anlaşılmasın. Adamlar falan şey değil ha. Yani mesela Kemalciler çok mutlu. Kemalciler çok mutlu. Yani Kemal Kılıçdaroğlu tabii ki kalacaktır diyenler mutlu. Ve onlar diyorlar ki asla ve asla Kemal Kılıçdaroğlu istemeden bu iş değişmez diyorlar. Geneli böyle. Muharremciler de hevesli ama sen enteresan bir şey söyledin. Yani bu ne zaman olur ne olur deyince hani herhalde ara verecekler dedim. Çünkü şeyin dediği doğru, Abdülkadir Selvi dediği doğru, yani bu iş burada bitmez, bu şarkı burada bitmez. Yani bitecek hali de yok. Doğru. Fakat fazla muhalifler de ortaya koyamadılar, bir güç ortaya da koyamadılar. Hani protesto şeklinde. Tabandaki bu Muharremci olan yeni ekipteki gençler, özellikle genç nesil var, genç CHP'liler var. Onlar da ciddi bir şekilde kızgınlar yalnız Muharrem'e. O neden biliyor musun? Şeyden sonra 24 Haziran'daki seçimden sonra konuşmaması, konuştuktan sonra saçmalaması, saçmaladığını görmeleri. Valla baktım çok akıl dolu. İlk defa yani Muharrem İnce'yi destekleyip de büyük hayal kırıklığına uğrayan bir nesil var, bir taban var ve çok akıllıca tweetler atıyorlar. Çok akıllıca eleştiriyorlar. Tam bir şey söylüyor Muharrem. Biz bu değişime bilmem ne. Ya bırak değişimi, sen daha 25 yaşından kimsenin karşı. Ya abicim söyle, içtin mi içmedin mi? Bak doğru söyle. Diyen bir ekip var ve bunlar on binler, yüz binler. Çok kalabalık ve güvenleri sarsıldı. O yüzden zaten yapamadılar bu işi. Aynen öyle. Muharrem'in bir bakıma Muharrem'in
başka bir yüzü var ortada. Yani bilinen ve o yüzünü de çok iyi biliyorlar. Yani samimi olmadığı konusunda çok ciddi. O yüzden bunun ekmeğini de Kılıçdaroğlu yedi. Bak ben sana söyleyeyim. CHP'ye kayyum atansın demiş Akşam Gazetesi. Bundan dolayı. Çok en iyi fikir. Kavga büyüdü diyor. Atatürk'ün emanetin daha da yıpratılmaması için gözler yargıda diyor. Genel merkez 622 imzanın gerektiği kurultay için yeterli sayıya ulaşılamadığını ifade ediyor. Muhalifler ayağa kalkmışlar. 630 imza verdik kardeşim, sayılarla oynuyorsunuz. Evet. Amasız fakatsız kurultay toplanmalı diyerek mücadele sinyalini verdi diyor. Atatürk'ün mirası partide genel başkanlık kavgasının yargıya gidip gitmeyeceğinde bazı delegelerin yargıya gideceği yönünde bilgi var. Az önceki mevzu bahsettiğim fotoğraf mevzu, var burada fotoğraf işte. O işte. Yani 15 kişi yok 2, abi orada. 4, 6, 8 kişi oturmuş. Onlardan daha fazla gazeteci, kameraman ve emniyet görevlisi var burada. Yaşamayı, yaşatmayı çok seviyorum ama çaresizim. Ya öleceğim ya da kurultayı göreceğim. Kararsızın açlık grevindeyim. Açlık grevi mi yapıyor bunlar? Ne bileyim, onu sordum. Yani. Çünkü yani açlık grevi dediler önce ama bugün galiba bir kameradaki hepsi yok. Sallaha ve bir sofra kurup yemeğinden sonra açlık grevi var. Açlık var. Yani bunların hepsi galiba bugün burada açlık grevi yapmıyorlar. İşte komedyası da bu zaten. Destek alamıyorlar. Bak hocam sen... ne alakası var? Yaşamayı, yaşatmayı çok seviyorum. Çaresizim. Ya öleceğim ya da kurultayı göreceğim. Ne demek ya? Yaşamayı, yaşatmayı oraya sevmek de kurultayı görmenin nasıl bir şeyi var? Ha, buradan açlık grevinde ölürüm. Yoksa kurultayı gösteririm falan diye. Ölürüm diye. Abi Allah. Başka bir şey yani var ya, bir şey söyleyeyim mi? Bu tabii bence akşam yani bunu şey olarak attı. Yani CHP kayyum atansın. Tabii şey bir gönderme değil mi? Mizahi bir gönderme, kayyum atansın. Ama vallahi çok da mizahi yalnız... değil ha, ben sana söyleyeyim. Yani, Yılmaz Özdil de diyordu ya. Hani ki, ha, hayatta senden bir şey istemedim bari. Erdoğan'a çağrıda bulundu. Şu CHP kayyum atanı. Valla bir şey söyleyeyim. CHP kurtarma açısından biz tamam mizahi değil veyahut da fark etmez ama çok doğru bir tespit. Kurtarılacaksa abi sen bunu ver bak Erdoğan'a. Bak bu ülkenin liderine. CHP'yi kurtarsın. Elinden peki tutsun, kaldırsın. Yani muhalefet gerekiyorsa bu ülkede onu da biz yaparız meselesi vardı ya. Yani muhasebeci şaka Kerem hatırlıyor musun? Yapamayacaklar bunlar bu işi. Yok yok öyle gözüküyor. Muhasebeci Kerem tabii. Hani IŞİD, DAEŞ geldi bize saldırdı. Ben bir anda ortaya çıktım falan deyip de arkasından yok abi ya yorgun altta saklandı adam deyip de cevap veremeyen. Bana da bir şey demeyin, konsolos demeyin. Ben konsolosluğum muhasebeci Kenan'ım. Falan. Evet. Bir açıklama yapmış da şimdi CHP'de bunlar... CHP'de adayını koysa muhalefet burada ve muhalefeti bunları şey yaparken milletvekilleri, işte parti yöneticileri, genel başkan yardımcılarından bir tanesiydi bildiğim kadarıyla. Bu ara Kemal Kılıçdaroğlu birçoğunun kafasını kesecek bu kayyum meselesi tabii, şeyden sonra. Asıl savaş yeni bak tabii, Kılıçdaroğlu yani, çekildi. Fitrini yeniliyorum, MKYK'yı ve MYK'yı değiştireceğim, yorulanları şey alacak diye. Bazı isimleri muhalefetin istemediği bazı isimlerde de göndererek, kafalarını keserek, yerine belki onlara yakın bir isimler koyarak biraz vitrini falan tazelemeyi düşünerek gaz almaya çalışıyor Kemal Kılıçdaroğlu ama şimdi birazdan şeye de bakacağım. İstanbul İl Başkanı'nın hamlelerine bakacağız ama Öztürk Yılmaz dediğin muhasebeci Kenan Maduro'ya yapılan suikast girişimi ne kadar gerçek, ne kadar düzmece? Şu anda cevabı zor bir soru ancak Maduro bu girişimi gerekçe göstererek hemen muhalifleri tutukladı, baskıyı artırdı, basını ezip geçti. Aklınıza ne geliyor demiş ama bunun altındaki şeyleri göreceksin. Bu tweetin altındaki cevaplara muhasebeci Kenan geliyor demiş tamam mı? Sen onu bırak da falan diye başlayan neler neler. Ya arkadaş senin partin. Bu partiden bir ümit bekliyorsun. Delegelerin sahte oy vermesiyle, delegeleri olmadığı gelelim halde delege diye imza vermesiyle, hür iradelerini kullanarak kurultay yapılmalı diyen adamlara genel merkez ve genel başkan ve yardımcıları tarafından baskı yaptırılarak zorla verilen imzaların geri çektirilmesiyle nam salan, bugünlerde konuşulan bir parti. Sana ne Maduro'dan? Derler adama. Seni Madara ederler. Sen bu partinin genel başkan yardımcısı olarak bırak Erdoğan'la uğraşmayı, Maduro üzerinden falan Erdoğan'a sinyal göndermeyi. Sen kendi partine bak. Ölmüşsünüz. Hiç yani ya. Ölmüşsünüz. Ağlayacağınız yok. Üzerine ağlayanınız yok. Toprak örtmeyi unutmuşlar. Sadece o kadar değil mi? Şimdi Maduro tarafından Erdoğan'a zeka şeyi göster, pırıltısı gösterecek. O gösterdiği zeka pırıltısını ancak muhasebeci Kenan olarak gösterdi Musul Konsolosluğu'nda. Neyini gösteriyorsun? Ne anlatıyorsun? Ya, bu yani, böyle. Sayın Murat Çiçek yani tabii hakikaten bunu anlatırken de son cümlelerinden şunu anlıyorum. Ya aslında çok da fazla değmez yani şey yapmaya, bununla ilgili bir yorum yapmaya. Daha doğrusu Öztürk Yılmaz kim? Kim takar? Kim ayrı tanır? Kim nasıl bir Türkiye'de CHP siyasetinin bir parçası olarak Türkiye'de görünüyor diye. Hakikaten tamam, İrab'da mahal yok. Hiçbir kıymet harbiyesi de yok söylediklerinin. De
şunu göstermesi açısından bence bunu gündeme getirmen önemliydi. O da şu, yani CHP böyle bir parti. Ve maalesef CHP'nin CHP mensupları, CHP yöneticileri, CHP'nin kurmayları, vekilleri, il baş ne dersen de bu. Yani kapasite, kalibre bu. Sen bunlar üzerinden Türkiye'yi yöneteceğim diyorsun. Ben tekrar tekrar söylüyorum. Aslında o her ne kadar sonra çark etti, zıpladı, kıvırdı, 360 hareketi çekti ama Levent Gültekin'in söylemiş olduğu o ifadeyi unutmamak lazım. Çok iyi bir sağlam kaynağım var. Böyle böyle oldu. Şu ifade çok önemliydi. Biz şükretmemiz lazım. AK Partililer, AK Parti'ye oy verenler memleketi kurtarmış. Neredeyse Allah korusun bunların eline düşüyormuş ifadesindeki bu ifadeyi biz yıllarca dillendirdik. Yani dedik ki yani bu misyonda, bu vizyonda, bu kalibrede, bu çaptaki insanların Türkiye'de siyaset yap, bırak ülke yönetmeyi, basit bir siyasi kurum olarak yani parti olarak kendi aralarındaki konuşmaları, ifadeleri, yani misyon, vizyon lazım insanda ya. Bir siyaset çıkar. Her partide var saçmalayan olabilir. Ama bir partiden bu kadar çok saçmalayan çıkmaz. Bu güzeldi. Yani her partide vardır bir tane yamuk yumuk adam girmiştir çıkmıştır falan. Baştaki bu adam iyiydi. Ya bir şey biliyor musun? 9. seçimi kaybettikten sonra çıkıyorsun. 9. seçimden sonra hatırlatmak da babından. Senin düşmanlığından böyle görüyor. Ya değil değil bak. 9. seçimden çıkıyorsun. Kamera karşısında bir gün sonra yalnız. Ve şunu söylüyorsun. Ben hatta onun şey yaptım. Direkt televizyondan dinleyince bastım ki dedim tarih olarak bir tarihe bunu ölümsüzleştirelim. Hani öderler ya. Yani tövbe sabire bir ifadesi var. Bu an dedim unutmayacağız. Gaz sabire değil. Kendi fotoğraf makineme çektim. Şöyle bir banttan bir yazı var. Kılıçdaroğlu konuşuyor ve şunu söylüyor. Bu seçimin tek bak mağlubu demiyor. Tek mağlubu tek kaybedeni AK Parti'dir. Bu cümle duruyor orada. Tarih yazdı yani. 9 seçimden sonra 22.5'a düşmüş bir parti. Çünkü diyor ki şimdi bu normal mi? Ya babamın oğlu sanamam ben bu adamı. Bak babamın oğlu çıkacak buraya karşıma. Diyecek ki arkadaş bir daha bana oy ver. Ya defol git manyak mısın dönem derim adama. O şey hatırlar mısın? Seninle konuştuk. Saddam'a yönelik yani. Amerika kuşatması başlayınca, 2. Körfez Savaşı başlayınca Bağdat'a kadar geldiler işte Cumhuriyet Muhafızlar Ordusu'na çok güveniyor diyor. Saddam'ın bir enformasyon bakanı vardı. Ha, çok hatırlıyorsun değil mi? İsmini unutmuşum. Unutuyorum sürekli. Hani, tam konuşurken karikatür yapıyordu. Bam diye kafasına bomba düşüyor. Yani, biz Amerikalıları şöyle ezdik, şunu yaptık, buraya ettik falan filan diye. Küt diye kafasına bomba tamamen düşüyor. Tamamen komedi unsuru. Yani senin dediğin gibi 9 tane seçimi kaybetmiş bir adamın bu seçimin tek kaybedeni falan AK Parti'dir demesi aynen o vaziyette şeye ama benziyor. Ama bir şey söyleyeceğim. Yani. Hadi bu adam böyle diyorsun. Bak, aradan geçiyor ne kadar 24 Haziran bilmem kaç Ağustos değil mi? Bir buçuk aya yaklaşmış. Bir buçuk ay sonra neyi tartışıyoruz biliyor musun? Bu adam kalsın mı kalmasın mı? Daha da komedisi şu. Daha da komedisi şu. 24 Haziran'da kayıpmış adam çıkıyor, giydiriyor. Bunların ne yaptığını ben bir söylesem insan için çıkamazlar. Ben otele girdim şöyle bak. Ne oldu? Karanlık günler. Çekmedim kafayı. Öyle bir şey yok. Bilmem ne falan anlatıyor. Bir sürü palavra sıkıyor aradan. 630 imza koyduk. Hadi bakalım kurultaya gidiyoruz. Hayda diye gaza geliyoruz. Ve kendisi de geçen hafta çıkıyor ekranlara. Notere motere falan gidiyor. Hareketler çekiyor. Bir bakıyoruz. Arkadaş 569. 69. Ulan haftalarca yırtındınız. Pazartesi, perşembe, salı son gün perşembe günü. Saat 5'te açıklanıyor diye böyle bakıyoruz. Türkiye'de CHP'de kim gelecek diye bakıyoruz. İki taraf başkanı yapıyor. Bak o da şu. Bu partide koltuk sedası işi yoktur. Bam! Vuruyor. Gören de şunu zanneder ha. Arkadaş 3-2 defa kaybettik. Ben bu işi beceremiyorum. Buyurun diyecek kadar özverili. Yok. 9'u seçim olmaz diyor. Öteki de diyor ki ya arkadaş diyor ben söyledim. Bu önce diyor Türkiye demokrasi istiyorsan partimizin demokratikleşmesi gerekir. Çok güzel, of muhteşem. Şu gerekir. Evet, ben kurultay istemeyeceğim. Evet, istemeyeceğim. Ben kimseye bir şey yapın demiyorum. Evet, ama verirlerse pat diye gelirim oraya. Ve aslında ben koltuk sevdam da yok ha. Yanlış anlamayın. Ondan sonra hayda hep beraber açtık yere yapalım. Yürüyelim mi? Aman arkadaş yürüyecekseniz de bir lütfen bir kısır döngü. Var ya şu 80'lerdeki Fehmi Baba var ya. Çok önemli. Kısır döngü çok önemli. Çok önemli. Şimdi icat çıkartmayın. Şimdi icat çıkartmayın Allah'ını seversen. İstanbul Ankara'yı bırakın. Ya İdine'den sınır dışında doğru yürüyün. Bizi meşgul etmeyin. Bilelim ki sen Avusturya oradan çıktın. Yunanistan'dan veyahut da istersen Bulgaristan'dan, Roma Bulgaristan'dan çıktın. Oradan git Avusturya'ya kadar git. Ama şimdi, lütfen ya da bir tur atın. Her sabah kalkın. Meşgul etmeyin. Şimdi şeyde bir polisleri meşgul etmeyin lütfen. Muharrem İnce, işte Öztürk Yılmaz bununla uğraşırken İstanbul İl Başkanı düşün Canan yani. Canan Kaftancıoğlu. Yani. Eşi 7 dakikada 1/4 domuzu yiyebilecek kadar iyi iştahı var.
Hatırlatacağız evet. Bunu unutmayacağız. Her zaman. Şimdi biliyorsun bunlar da kendilerini il başkanı yapan Kemal Kılıçdaroğlu'na diyetini ödüyor her seferinde. İstanbul'dan falan ellerinden geldiğince kongre istemeyen tarafı destekleyecek. Kongre isteyenlere de ikna çabalarını sürdüren bir il başkanı. Evet. İstanbul il başkanı olunca diyorsun ki hakikaten ya İstanbul'un sorunlarını çözmüş CHP adına neyse onlar varsa çözmüş ya da kendi teşkilatını falan filan konsolide etmiş vaziyette zımba gibi seçime hazır falan filan bir teşkilat olarak düşünüyorsun. Hep öyle, hep hazırlar. Sosyal medya üzerinden gördüm bir tane tweet atmış. Ha bu ara Canan Kaftancıoğlu'nun tweet'i bende alarm vaziyette. Tweet attığı anda burada ekrandan çıkıyor yani o şeyden evet. Sonra özellikle il başkanı olduğundan sonra. Zaten izleyip hemen iki saat sonra da başka bir tweet atıyor isim vermeden. Biz isim vererek söylüyoruz. Siz de rahat olun verebilirsiniz. Biz uşak... güçlü olmayalım diye Canan ismimizi kullanmadan tabii. atıyor. Biz evet. Yoksa duyar millet ya da duymaz. Yıpranmayalım diye belki söylemiyor tabii. İsmimizi biliyorsun. Ama biz yıpratıyoruz. Yıpratmaya hazırız. Buyurun. Şimdi Uşak İl Başkanı Nadi Bey'in davetiyle, Nadi Bey'in soy ismini bilmiyorum sadece Nadi Bey yazdığı için okuyorum. Uşak'a gitmiş, bunu da sosyal medyadan paylaşıyor. Şöyle diyor, Uşak'a yolunuz düşerse diyor Canan Kaftancıoğlu, sosyal demokrat belediyeciliğinin nasıl yapıldığını görmek için Uşak AK Parti'de bildiğim kadarıyla. Tabii AK Parti. Uşağa yolunuz düşerse sosyal belediyeciliğin nasıl yapıldığını görmek için Sivaslı ve ardından Ulubey ilçesine uğrayın. Kısıtlı imkanlarla imkanlara takılmadan inanılırsa çölde vaha nasıl yapılırmış tanıklık etmiş olursunuz diye 4 tane de fotoğraf paylaşmış. Bir tanesi bu. O çölde vaha dedi herhalde o inşaat alanı falan. Zaten sormuşlar altında. Biz hani bu göremiyoruz falan. Bulmaca mı yaptınız falan filan. Göremiyoruz. Hani vahayı bulana falan. Buradaki vahayı bulana. Buradaki vahayı bulana falan şey diye. Bir tane fotoğraf bu bir yer herhalde tahmin ediyorum. Belediyelerden bir tanesi şey yapmış olabilir orada. Bir sosyal tesis falan olabilir. Anormal şey değil. Sonra toplantılarda görüntü falan. Fakat bir tane çok güzel şey var. Peki vaha diye burayı mı göstermiş? Bunları mı paylaşmış? Ha şöyle bakıyorsun işte vahayı görüyor. Bak elini falan şey yapmış. Bir tanesi söylüyor sosyal medyada. Sosyal demokratlığın temeli adalet, hukuk ve eşitliktir. Önce partimizde bunları yapın siz. Parti tükenmiş, siz hala La Fontaine'den masallar anlatıyorsunuz. Böyle devam edin siz. İlk seçimde o sosyal demokrat belediye nasıl kaybettiğinize şahit olup tarihe geçersiniz demiş. Bir başkası. Ya demiş o kadar uşağa falan Sivas'ta da Ulubey'e gitmene gerek yok. Şu Kadıköy'e git. Barlar Sokağı'nda belediyeyle falan tabii. işletmeciler beraber... mahvettiler ilçeyi falan diyor. Tabii. Dün Bakırköy Avcılar Belediye gitti. Başkanı'nın işte Bulgaristan'daki o tabii çok sosyal belediyecilikler çok yorulmuşlar, çok evet. çalışmışlar. Vahaya çevirdikleri için stres atmak için evet. Bulgaristan'da kumarhaneden fotoğraflarını izledik. Avcılar Belediyesi'nin makas. Sen bana bu kadar istediğin parayı vermezsen ben senin başları bir iletişimine deyip bütün iletişim hatlarını kesen kablolarını ve kesmişler. Mesela, ama şöyle Hikmet şöyle almak lazım meseleyi. Şimdi bu dijital kirlilikten dolayı vaha görülemeyince, insanlar stres olunca bu dijital kirliliği ortadan kaldıralım, avcıları bir vahaya çevirelim diye bütün iletişim hatlarını kesmişler. Kesmişler tamam, niyet bu. Çünkü çölde vahaya çeviriyorlar Avcılar Belediyesi'ni. Şimdi biliyorsun bütün şeyler, mobil istasyonları falan gönderdi bütün şeyler. Mobil baz istasyonları falan yaptı. Tabii şu anda öyle yapıyor. Dünyanın şimdi masrafı... sen İstanbul il başkanısın bir partinin, İstanbul'da senin partin, yerle yeksan olmuş, sürünüyor. Evet. Belediyesini aldığın ilçeleri, Ataşehir'i, ondan sonra Avcıları, Beylikdüzü'nü, Bakırköy'ü, Kadıköy'ü, neresi varsa. Bunlar da ağırlıklı olarak, hepsini söylemeyeyim. Ağırlıklı olarak yerle yeksan etmişsin. Senden illallah etmişler. İzmir'de sen mi? İl başkanı olarak belediye başkanlarının bazılarına söz geçiremiyorsun. Niye? Çünkü o belediye başkanlarının bazıları Muharremci, bazıları Kemalci bilmem ne falan diye. Tabii. Sen de Kemalci olduğun için sadece Kemalci olanlara söz geçiriyorsun. Daha İstanbul'da kendi teşkilatına hakim değilsin. Gitmişsin Uşak'ın Sivas Beyli Ulubey ilçelerinde çölde vaha nasıl yaratılmış görün diye utanmadan sosyal medyada bir, bir mesaj paylaşıyorsun. Hani bir de aynı zamanda bunu yaparken ne çöl gösteriyorsun ne vaha. O da ayrı bir daha. Yani. Çöl ayrı. Nerede vaha nerede? Bir fabrikanın içinden bir görüntü. Yerler epoksi boyanmış veyahut da bir karo neyse. Çöl görmedik. Bilmem ne. O da aslında kendisi absürt. Yani ifade böyle komedi yapar gibi. Ne kadar güzel çöl gördün mü? İşte arkada bilmem Amazon'dan bir fotoğraf paylaş bari. Çöle bilmem ne yaptık diye. De. Hakikaten mesela geçenlerde bu tatilde falan gittik gezdik falan bir yerleri gördük. İzmir mesela. Bir İzmir hani diyor ya Kılıçdaroğlu zaman zaman bunu söyler. Hatta Kılıçdaroğlu bunu ve sık sık gündeme getirir bu mevzuyu.
efendim bize siz iktidar fırsatı verin, biz de nasıl İzmir'i yönetiyorsak Türkiye yönetelim der. Benim de aklıma ne gelir biliyor musun? Hep o tarafları gidersen görürsün. Özellikle belli bölgeler için, isim de vermeyeyim insanları aşağılamak açısından, hakikaten Türkiye'nin en büyük köyü. Samimi söylüyorum, İzmir. Bakıyorum hatta o şeyleri gördüğüm zaman, o sahilde şeyde bilirsin ya sen de oraları, yani gittiğin zaman görürsün. Bu kayseri ya ver, rahat ol, isim verebilirsin. Ben sana şimdi bak Menemen'in ismini vereceğim. Yani Menemen'le ilgili bir haber okuyacağım sana birazdan. Ben beğendiğini isim vermek istedim. Hani o bölgeleri söylediğin zaman insanlar tepki gösteriyor. Oraya ben konferansa falan da gittim bazı yerlerde. Ve gözümle gördüm. Hakikaten işler acısı durum ha. Yani öyle. İzmir gibi dedikleri yerler var ya, hatırlarsın yıllar boyunca bak 5 yıl ve hatta 6 yıl oldu. Yani 5'e 6 yıl devam etti bu sorun. 2007-2008'lerde başladı. Ya Binali Bey'in, Binali Bey'in İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu seçimlerde ortaya koymuş olduğu projeleri İzmirliler rüyalarında göremezlerdi. Tabii. Tamam. Ama o bahsetmiş olduğumuz kaba softa ne deniyor? Hamyolmaz kaba softa. Evet, muhafazakarlıktan dolayı, muhafazakarlık Türk sadece dindarlar ya da şey için söylüyorum, muhafazakarlık herkes şey için kullanabilir. Tabii. CHP'li muhafazakarlar, fundamentalistler, tamam evet. CHP'den başkasına oy vermeyecekleri kökten için, layıklar, kökten evet. Layıklar, tamam mı? Oy vermeyecekleri için proje muraja falan filan hikaye bunlar açısından. Ama yani çok yazık etmişler. Ama yani, şey hani... değil, sorun değil. Yani bak bütün bunlardaki o gerçekle kopan bağları yavaş yavaş yeniden tamir olmaya başlıyor. Bu şey gibi, kolun çizilir falan, vücut kendini tamir eder ya. Sen gerçekle istediğin kadar bağını kopar. Bir noktadan sonra o kendi kendini tamir ediyor evet, zaten. Kesinlikle. Yavaş yavaş o İzmir'in etrafından başlayarak hakikaten AK Partili belediyeciliğin şeyleri, nimetleri yavaş yavaş İzmir'e geliyor. Fazla sürmez. Evet. Fakat şunu da unutmamakta fayda var. Örnek vereceğin belediyeler şunları bunları konuşurken bak mesela şu karşı örnekleri de görmek lazım. Çölde Vaha diye mesela seçmen gerçekle bağını onarmaya başladı. Canan Kaftancıoğlu hala onaramadı. Gerçekte bayağı kopuk vaziyette. Tabii, yani çölde vaha, şu bu falan filan. Devlete düşman insanlardan ne bekliyorsun yani? Tamamen gerçekte bağının devlete kopulması. Devlete katil diyen insanlardan ne bekliyorsun Murat? Devlete katil diyen insanlar. İzmir'de Menemen Belediye Başkanı 2010 yılında özel bir firmayla anlaşma yapıyorlar. Temizlik firması, temizlik ve güvenlik zannedersem. 350 bin liralık kısmını alamıyor 2010'dan beri. Bunun üzerine mahkeme süreçleri, şu bu falan filan. Kazanıyor tabii firma. Hizmet vermiş çünkü. Mahkeme masrafları, yasal faizleri 1 milyonu falan şey yapıyor. Yine ödeme yapmıyorlar. Bunun üzerine firma CHP'li Menemen Belediyesi'ni icraya veriyor. İtiraz ediyorlar bizim böyle borcumuz yok diye. Mahkeme sonuçlanıyor. İtiraz da haksız çünkü. Faturalar var, yapılan hizmetler var, şunlar bunlar. Satın almışsın hizmet. Adam da gidiyor sembolik olsun diye CHP'li Menemen Belediye Başkanı'nın koltuğunu haciz ediyor. Tamam. Ve belediye başkanına da bu haciz tutanağını imzalatıyorlar. Ha, siz busunuz yani. Hani belediyecilik, o çölde vaha, şu bu falan. Tabii canım ya. Örnekleri İşler vardır. Ben ya. Buradan Sivas'ta ya da Ulubey Belediyesi çok kötü işler yapmış CHP'li. Bunu söyleme. Bilmiyorum çünkü tabii, böyle vahayı bir şey olmadığını. Vahayı da görmedik. Tamam. Çölde ama görmedik. Bir, sen İstanbul il başkanısın. Sen İstanbul'la ilgilen. Tamam. İki, ya kardeşim yani yalanlarınızdan CHP'li seçmen bıktı. Bizim için sorun değil. Biz şakalaşıyoruz, gülüyoruz, tamam mı? Bize mavra çıkıyor. Bizim için sorun değil ama CHP'li seçmen artık yoruldu sizin yalanlarınızdan. Kesinlikle yoruldu. Bu cümle doğru. Siz yükselttiniz. Bak şimdi Muharrem'le ilgili olarak ben Muharrem dedikleri için öyle söylüyorum. Bu Muharrem de çok oldu diyor yani. Biz Kemal Kılıçdaroğlu dediği için Muharrem'e oy verdik. Muharrem de kendinden zannediyor diyen bir sürü CHP'li çıktı. 24 Haziran gerisi çıkmadığı için bir sürü şeyler söylendi. Yani CHP'li seçmen CHP'nin doğru bu yalanından yoruldu. Tabii. Onun için Sivaslı ya da Ulubey Belediyesi'ni şu an Sivas Ulubey ilçelerinin belediyelerini örnek göstererek sosyal belediyeciyi şöyle güzel yapıyoruz falan yalanı söylemeyin artık. Ya dediğim artık gibi senin benim için sorun değil. Biz mavra yapıyoruz tamam mı bunun üzerinden? Konuşuyoruz. Gördük sizin belediyelerinizi. Şöyle anlatayım bazen. Ya bak en güzel söyledin ama en güzelini şöyle anlayın ya. Hadi bunları hiç anlamadınız. Hala kafanız basmıyor. Hani anlattık ya 24 Haziran akşamı veya ertesi gün çıkıp da bu şeyin kaybedeni AK Parti'de dedin ya. Bunu da kabul ettin ya. Bunu da anlamadın ya. Şu en azından şunu anla be kardeşim. Daha da bundan bir yukarıda olan bir tık yukarıda bir örnek vereceğim. Belki daha da kıymetli olur sizin için. Ben Hikmet Genç, ultra yandaş bir köşe yazarı, bir kişi olarak söylüyorum. Diyorum ki ben benim için Cumhuriyet Halk Partisi çok kıymetlidir. Benim için çok güzel bir malzeme deposudur.
Kılıçdaroğlu da benim için malzemedir. Muharrem için de benim malzemedir. Bu halinden çok memnunum. Bak ultra yandaşım ve çok buradan çıkıyorlar bari. Hadi kupayla anlattık anlamadınız. Kalemle anlamadınız. Gazeteyle anlamadınız. Masayla anlattık. Kameramanla anlattık anlamadınız. Şimdi... Kılıçdaroğlu'nun yaptığı dünyadaki akla gelmez. 9 seçim sonra tek kaybeden AK Parti anlamadınız. Şunu anla bari. Ben memnunum ya. Ben senden memnunsam eğer bir sıkıntı vardır orada. Hadi bari hiçbir şeyi kabul etmiyorsunuz. Ya dedi böyle kalsın. Çok mutluyum. Biz konuşuyoruz gündemde. Ah Kılıçdaroğlu konuşacak. Hadi arkadaşlar koşalım. Ya böyle ne bu? Düşün yani bu kadar kötü durumdasınız. Doğru. Çıkıp da yani bize ben geçen sürede ona kızmışlardı. Benden sonra bir sürü böyle bizim Cerrah'taki köşe yazarı böyle yazı yazdılar da oh dedim bak bunlar da yazıyormuş diye. Dedim hatta geçenlerde şeyde Salih Tuna yazdı. Ya eski bu Kemalistleri hani bu deniz gezmiş sevdalıları Che Guevara'lı şeyli şapkalı adamları yani onları dahi özledim dedim ben bir ara. Ve kızdılar bana. Yani bu adamların bir çizgisi vardı yahu. Yani böyle saçmalamazlardı böyle. Eski solcuları da özledim dedim yani. Özlemeyi tabii ironik manada söylüyorum. Hı hı. Bunlarla mukayese edildim. Yani bir özlük yılmaz Allah'ın sırası. Şuna bak ya. Maduro'ya yapılan suikast Türkiye'ye acaba ne oldu? Yani bu kadar vizyonsuz, bu kadar seviyede, yerlerde sürülen bir seviye ya. Ya çap gazoz kapağında da küçüldü. Mikro bir çap yani burada. O yüzden yani... Bunlarla tartışma yapmaktan insan zevk almıyor değil zevk mi? Zevk almıyor. Yani bu özlük yılmaz getirmeyin. Ama mesela Canan Kaptan çok lezzetli konuşması. Niye? İşte 1/4 domuzu yiyebiliyor bilmem uşağa gidip oradan vaha diyor. Bir tane binanın içerisinde fotoğraflar. Gene komedi, gene malzeme devam ediyor. Oturup açlık grevi diyorsun. Kimse aç değil. Oturanlar 15 kişi değil. Yürüyeceğiz diyor. Maraton diyorsun. Sağ olsun. Biz hocam. Yani peki. Şey. Sağ olsun CHP. 2-3 dakika kaldı. Hızlı başlıklarla şunları da söyleyeyim. Bir pilotların konuşması var. Çok uzun değil mi o ya? Orada da hakikaten bayağı bir mavra yapılacak. Dayı pilotlar bir şey. Dayı pilotlar falan. Hani, ortaokul talebeleri vardır ya. Okul çıkışında görüşürüz evet. Seninle falan. O kız meselesinden çıkar genelde. Okul çıkışı sen benim kıza yandın ya. Şey baktın ters baktın falan diyeyim. Çıkışta görüşürüz falan muhabbeti olur. Benzer şeyler olmuş. Bir duyalım mı şunu hızlıca? Herhangi bir şekilde geçmediniz. Farkında da değilsiniz. Lütfen bundan sonra daha dikkatli olun. Efendim geçip geçmediğiniz ben karar veririm. Siz karar veremezsiniz. Siz önce bir terk ettiğinizi halledin. Siz de taksinizi yapalım. Gördüm ben. Farkındayım ne yaptığımı. Hiçbir şeyin farkında değilsiniz. Geçtiğinizleri biz de görebiliyoruz. Yerde yanan ışıklarda gözüküyor. İyi uçuşlar olsun. Efendim frekansta polemik yapmayalım lütfen. Anlaşıldı. Gerekli durum olursa ilgilere bildiririz. Taksiye devam edin efendim. Dışımız ikinci kez kulüde böyle konuşuyor. Durumu rapor edeceğim. Bilginiz olsa siz de rapor edin olur mu? Kaptanın bir problemi varsa çıkışta bekliyorum. Gelsin görüşelim kendisiyle. Görüşelim canım. Görüşelim. Bekliyorum. Çıkışa gel. Birinci pilot çıkışta görüşelim falan da ikinci pilot da buna cevap. Taksi yaparken tabii o durma çizgileri var ya onda hani şu bir tane adam vardı böyle bir tane sürekli sallar sağdan soldan ara şey uçağı park ettir değnekçi uçağın değnekçisi öyle diyelim. Ondan sonra orada sıkıntı çıkmış. Ben bir adetaya baktım yani park yerini geçti geçmedi kanatları değdiğimedi koca aletler tabii bunlar. Fakat işin komik tarafı tabii pilotların birbirine böyle şey nedir o posta koyması biliyor musun? Racon kesmesi. Bir dakika bu apron benim lan 5'ten kalkıyoruz. Lan çıkışta görüşelim senle. İkinci apronun başında kuyruk atarım ben sana falan gibi. Güzel olmuş. Esnane minibüsler de vardı ya. Vardır evet. Efendim çeker. Can deyin şeyi. Levi alırsın eline. Çekip ne alıyor acaba eline onlar? Bilemez de kadar. Levi falan da diyor. Kibarcadır aynen. Şeyleri. Ya bu da bir, güzelmiş hani, bir yani. Enstantane olsun diye. Yalnız çok burada bildiğim kadarıyla ikinci pilot haklı. Birinci pilot ha bir de hak. Bir de bunu da biliyoruz biz. Tabii, onu da biliyoruz. Öyle mi? İkinci pilot haklıymış yani öyle söylüyorlar. Fakat kontroller çok iyi. Lütfen frekansla polemik yapmayın falan daha sonra. Kuledeki kontrolü değil mi? Kule kontrolü tabii. Araya göre polemik yapmayın falan. Uçuş flight number 123 lütfen. Herhalde. Şimdi bu ara... Güzel. Yani 21 Ağustos Salı günü Kurban Bayramı'nın birinci günü. Ey izleyiciler siz hazırlıklı olun biz de hazırlıklıyız. Bu kurbanla ilgili mevzular gelmeye başlıyor ufak ufak yani mavralar gelmeye başlıyor. Bunun üzerine yapabileceğimiz hani kurban katliamdırdan tutun da bin bir türlü falan şeyler ufak ufak geliyor. Hani Ramazan'da olur yani bir damla su ağzımın kenarından şeye geldi orucum bozuldu mu bozulmadı mı diyenler. Bilmem 1400 yıl olmuş hala şey yapamıyorlar yani hani bu soruyu sorma ihtiyacı hissediyorlar. Abdesti bozuldu tam orucum karşı, bozuldu mu tam karşı mevzusu da bu kurban meselesi katliamdır cümlesini söyleyenlerden gelecek. Güzel bir tane şey gördüm. İspanyollar diyor boğa şişleyince spor oluyor.
Çinliler köpek katledince festival, Danimarkalılar balina avlayınca ticaret, çok Yahudiler doğru. tavukların kafasını koparırsa kefaret, Müslümanlar Allah rızası için kurban kesip fakirlere dağıtınca katliam diye mevzuyu özetlemiş. Ya buradan bir şey yapalım, bu bizim hani şeyimiz olsun, rehberimiz olsun burada. Bundan sonra gördüm birkaç tane. Bunlarla gelmeyin bize sakın. Gördüm birkaç tane. Ufak ufak böyle hani işin şey kısmını, polemik kısmını başlatan bir daha var herhalde. Bugün aynı işte kaç gün var? İşte 11-12 gün falan var. Şimdiden başlamışlar ufak ufak şey yapmaya. Onun için hani dikkat edin. Bunlar gelecek. Geçenler, biz bunun mavrasını çok sık yapacağız. İlginiz olsun diye söylüyorum. Geçen de Haluk Levent biliyorsun bununla ilgili konuşma yaptı. Haluk Levent hani biliyorsun. Evet o da var. O da şunu söyledi, dedi ki dedi ya ben dedi vegan falan filan değilim. Böyle vejetaryen, vegan falan yok. Allah dedi bir kurban vermiş bana. Tamam mı? Böyle bir emir var. Bana ben kurban de. Yani ben yerim dedi kurban murban tanımam dedi. Haluk Levent de oradan da giydirdiler çünkü. Her yerden giydiriyorlar. Bu ara Haluk Levent'in bir şeyi var. Açıklaması var. Tabii bir şey var. Bu biliyorsun. Destek verdi işte sanatçı. İktidar seven sanatçı şey yalaka diyemezsiniz cümlesini söyledikten sonra bayağı bir mevzu olmuştu. Şunu yazmış. Bugün beni TT yaptınız. Teşekkür ederim ama şu bir haber değil mi deyip 13 saat aralıksız konser verecekmiş. Türkiye değil dünya rekoru olacakmış. Guinness Rekorlar kitabı içinde başvuruda bulunmuş. Destek olun falan diyor. Bu Sazlıdere, Saroz'un Körfez biliyorsun orası. Hatta zaman zaman dalışların falan yapıldığı bir yer gitmiştim. Biliyorum oraları. Ben bilmiyorum. Dalış yaparken falan. Evet, doğalgaz taşıyan gemi iskelesi istemiyoruz. Sonrası liman diyor. Dünyanın en güzel körfezini kirletmeyin demiş. Bununla ilgili tip bir 13 saatlik falan konser yapacakmış. Bununla ilgili de hani bu mevzuda duyurmuş olalım. Kente faydası var mı yok mu ayrı bir tartışma. Ne güzel bak ama, bunu da söyleyeyim. Hatta bir şey dedi. Yine Sekolar kitabına girecek 13 saatlik bir konserinde buradan haberdir. Çok güzel hareketler bunlar abi şeyler. Yani bu bizim sanatçıların genelde hani Alanson'dan başladı ya arkasından kim vardı? Ortaçgil, Bülent Ortaçgil. Masal Alanson. Hatta onların öncesini de hatırlatalım. Şey bir Fazıl Say vardı mesela. Fazıl Say'ın çıkışta vardı ki ben burada açıyorum. Tabii. Bunlar güzel hareketler. Bunlar ben biliyorum bazen. Hani bu 24 Haziran sonrası hani ne kadar CHP hala işten yanmalı motor. Bülent Tezcan söylediği gibi işten yanmalı motor gibiyiz diyen yani, o motor bir şekilde yani yolunu bulacak herhalde. Toparlayamadım orayı. Tamam, kapatacağım. Toparlayamadım ama yani rehabilitasyon gibi geldi sanki güzel şeyler oluyor. Bu bakımdan anlamamız lazım. Yani CHP mavra yapıyoruz tabii. CHP bizim her zaman manşetinin şey falan sonuna geldik. Gazete manşetlerini ve günün gündemini yarın saat 10'da Hikmet Genç'le tartışmak üzere karşınızda olacağız. Hepinize iyi günler diliyoruz efendim.